Merhaba değerli izleyenler, Haber Merkezi ile karşınızdayız. Haber Merkezi'nde bugün yine haftanın öne çıkan siyasetteki başlıkları konuşacağız. Ve tabii kritik gündem de var. Türkiye'de bayram hazırlığı içerisindeyiz ama siyasette yine tartışılan, çokça hafta boyunca tartışılan konular vardı. Bu konuları değerli konuklarımızla birlikte ele alacağız. Hangi başlıkları konuşacağız bu akşam, onları biraz sıralayalım. Sosyal medya düzenlemesi gündemimizde olacak ve tabii siyasette lanet ve hilafet tartışmaları vardı. O konuyu da bu akşam masaya yatıracağız ve CHP'nin bir kurultayı oldu, 37. kurultay ve kurultay sonrası tartışmalar devam ediyor. CHP kurultayına ilişkin buradan çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Ve tabii Türkiye'nin gündeminde hani zaman zaman atılan bir konu vardı. Biz de Haber Merkezi'nde daha önce işlemiştik bu konuyu ama yeniden gündeme geldiği günleri yaşıyoruz. Erken seçim tartışmalarının ve tabii siyasette ittifak senaryoları da bu akşam Haber Merkezi'nde gündemimizde olacak. Kimler bizimle birlikte bu akşam? Mustafa Albayrak, araştırmacı yazar. Hoş geldiniz Sayın Albayrak. Hoş bulduk. Profesör Doktor Sayın Özcan Yeniçeri uzaktan bağlantıyla programımıza konuk olacak. Siyasetçi ve akademisyen. Hoş geldiniz Sayın Yeniçeri. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Avukat Onur İste, DSP Genel Başkan Yardımcısı. Siz de hoş geldiniz Sayın İste. Hoş bulduk. Sağ olun. Ve Avukat Nusret Senem, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Siz de hoş geldiniz Sayın Senem. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sosyal medya düzenlemesiyle başlayalım istiyorum Sayın Albayrak, sizle başlayalım. Sosyal medya düzenlemesi tartıştığımız bir konuydu ama şimdi yasalaştı, bir süreci görüyoruz ve tabii bu sosyal medyada denetimin gelmesi ve denetimin artılması noktasında da özgürlük elinden alınıyor sosyal medyada. Böyle bir tartışmanın içindeyiz bugünlerde. Siz neler söylüyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz bu düzenlemeye ve yine özgürlük mü aslında, yoksa Türkiye'nin güvenliği mi, denetim gerekiyor mudur, nasıl bakıyorsunuz? Teşekkür ederim. Öncelikle tüm ulusal kanal izleyicilerinin ve ulusal kanal çalışanlarının ve şu anda stüdyoda veya Skype'la bağlanan değerli konuşmacılarımızın yarın sabahtan itibaren idrak edeceğimiz Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Büyük Türk Milleti'nin ve Ümmet-i Muhammed'in bayramlarını tebrik ediyorum. Hayırlar getirmesini, barış ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sosyal medya ile ilgili daha önce de bu stüdyolarda çok konuştuk. Fakat tabii şu anda yeni bir aşamaya girdik. Olay artık resmileşti, mecliste yasalaştı. Türkiye'de yasa çıkartacak olan tek merci olan Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sosyal medya kanunlaştı. Bunun da ben öncelikle yine milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu yıllardır çok gecikmiş ve beklenen bir yasaydı. Çünkü daha önceden de söyledik, yani bir ufak bir işletme dahi açacak olsanız, yani bir ciklet dahi satacak olsanız Türkiye'de kaydınızın, kuyudunuzun yapılması lazım, vergi vermeniz lazım, iş yeri ruhsatı almanız lazım. Ama milyar dolarlarla ölçülen, bahsedilen, gelirleri olan sosyal medyaların, Twitter'ların, Facebook'ların, Instagram'ların, gerçi bunlardan zannediyorum Facebook Türkiye'de depo bulunduruyor, yani Türkiye Cumhuriyeti'ni muhatap kabul edip vergisine tabi diye, yanlış bilmiyorsam biliyorum. Ama Twitter, özellikle Twitter çok ciddi olarak Türkiye'yi küçümseyen, hatta tahkir eden, sizi tanımıyoruz, yani size bilgi vermiyoruz gibisinden bir kibir abidesi, bir uluslararası, ben ona haber emperyalizmi veya medya emperyalizmi diyorum, bir tavır içerisinde ve Türkiye'de bir kuruş bile vergi vermeden milyar dolarları kazanıyordu. Böyle bir şey kabul edilmesi mümkün değildi yani. Bu çok geciken bir şey. O yüzden bunun böyle resmi tatile gireceği günün son dakikasında da olsa girmesi içimizi ferahlattı. Bundan sonra Türkiye'de herkes olduğu gibi sosyal medya, uluslararası sosyal medyalarda bir defa en başta vergiye tabi olacak yani. Siz burada para kazanıyorsanız arkadaşım vergi vermek zorundasınız. Bunu Avrupa'da yapabiliyor musunuz? Hayır. Avrupa'da, İngiltere'de, Avrupa Birliği ülkelerinde Twitter hem muhatap kabul ediyor, depo oluşturuyor, temsilci atıyor, hem de vergi veriyor. Ama Türkiye'de yok. Bir de bizim bu konuda bir kendi kendimize bir atmış olduğumuz gol var. Zannediyorum 2014 yılıydı. Twitter'ın engellenmesiyle ilgili bir karar çıkmıştı. O dönemki hükümet tarafından. Fakat Anayasa Mahkemesi önünde binlerce dosya daha olduğu halde sanki dünyanın en önemli konusu oymuş gibi, bir yangına su söndürmeye gidermiş gibi koşa koşa dosyayı hemen en üste aldı.
o günkü Anayasa Mahkemesi ve Twitter'a engel yasağını kaldırdı. Halbuki o Twitter'ın Türkiye Cumhuriyeti'ni tabiri caizse muhatap kabul etmesi ve vergiye tabi olması için yapılmış bir önlemdi. Burada bir 6 sene kaybettik. Belki milyarlarca dolar veya TL neyse vergi kaybısı oldu ülkemizin. Bu açıdan ben öncelikle bakıyorum. Özgürlüklere sınır getirdiğiyle ilgili özellikle suni muhalefet diyorum ben. Bunların söylediklerinin hiçbir önemi yok. Çünkü Türkiye'de herkes yasalara, kanunlara, hukuka tabi olmalıdır. Eğer Davutoğlu ve Babacan'dan da bu söyleniyor. Zaten en çirkini de onlarınki. Hani sanki böyle başka bir muhalefet yapacak konu bulamamışlar gibi. Gerek Sayın Babacan, gerek Sayın Davutoğlu son 1-2 gündür işte sansür getirildi. Ya burada sansür falan getirildi yok. Yalan söylüyorlar ikisi de. Burada sadece hakaret etme özgürlüğü yok yeni düzenlemede. Burada trollük yapma yok. Farklı isimlerle hesap açıp kendi aralarında çeteler kurup başka düşüncedeki olan insanlara tabiri caizse tek başına ve kendisinden başka savunucusu olmayan insanlara onlarca, yüzlerce böyle koro halinde, çete halinde saldırmalarına artık kimse imkan bulamayacak. Herkes kimliği belli olmuş olacak. Bakalım bugüne kadar yapılan trollükler, bugüne kadar yapılan organize saldırılar, işte gündem oluşturmalar, hashtaglar falan bundan sonra nasıl olacak? Türkiye'de hukuk var, hakimler var. Kimsenin hakkını kimseye çiğnetmeyeceklerine inanıyoruz. Sadece çirkinliklerin önleneceğine inanıyoruz. Ben hayırlı olsun diyorum sosyal düzenlemeye. Evet. Sayın Yeniçeri sizle devam edelim. Siz nasıl bakıyorsunuz düzenlemeye? Denetim gerekiyor muydu? Yine muhalefetin özellikle en çok dillendirildiği noktadan da soralım. Yani özgürlükler mi kısıtlanıyor sosyal medya üzerinde? Şimdi elbette bir düzenleme yapılması gerekiyordu. Dünyada hiçbir şey başıboş bırakılamaz. İster olumlu olsun, ister olumsuz olsun. Mutlaka bir sınırlandırma, herkesin haddini bileceği bir yapının ortaya konması gerekiyordu. Ama şu genel düşünceden hareket etmemiz lazım. Demokrasilerin ya da özgürlüklerin ortaya çıkardığı sorunlar, demokrasi ve özgürlükleri kısarak değil, demokrasi ve özgürlüklerin önünü açarak ortadan kaldırılabilir. Önce bu temel ilkeyi herkesin kafasına yerleştirmesi lazım. Diğer taraftan özgürlük vardır ve bu özgürlükler yüzyıllar süren mücadeleler sonucunda kazanılmıştır. Ama özgürlükler vardır. Sizin özgürlüğünüz başkalarının özgürlüğünün başladığı yere kadardır. Yani başkalarının eğer sizin özgürlüğünüz onları hiçe sayıyor ve yok ediyorsa sizin hakaret etme, küfür etme, aşağılama yahut da işte komplo kurma özgürlüğünüz yoktur. Böyle bir şey siz savunamazsınız ve böyle bir mantığın da matematik ifadesi söz konusu değildir. Bu bakımdan yapılan düzenleme, getirilen düzenleme elbette bir ihtiyaçtan kaynaklanmıştır ve Türkiye'de bu alanın başıboş olmadığını ve gerek uluslararası kartellerin ya da işte aklınıza gelecek bütün Twitter'dan Instagram'ına kadar bütün kurumların ve kuruluşların mutlaka Türkiye'de faaliyetleri dolayısıyla bu faaliyetlerden bir sorumluluk üstlenmeleri şeklinde bir düzenleme getirildi ve bu düzenleme geçirildi. Ama şunu söylememiz lazım. Türkiye'de maalesef kim ne derse desin adaletin uygulanması ve Türkiye'de yasaların herkese eşit derecede uygulanması noktasında sıkıntılar var. Bir bakıyorsunuz ki bir televizyon kanalına 5 gün kapatma cezası verilirken başka bir televizyon kanalı ondan daha vahim bir suç işlemesine veya bir tavır gerçekleştirmesine rağmen, yayın gerçekleştirmesine rağmen ona aynı muamele uygulanmıyor. Yani uygulama problemi var Türkiye'de. Bu bakımdan da Türkiye'de bir zaten bir asimetrik siyaset var. Buna paralel olarak bir asimetrik yargı meselesi de gündeme giriyor. Burada tabii genelleyerek ifade ediyoruz. Özelde de bazı şeyler söylenebilir ama onları söylemek istemiyorum ama şunu gerçekleştirmek lazım.
bu yargı, eğitim, sağlık, adalet, aklınıza gelebilecek bütün bu temel kavramlar bütün bir toplumun, bütün bir milletin sorunudur. Ve bütün millete bunları birisi söyleyince suç teşkil ediyor, diğeri söyleyince suç teşkil etmiyor ise orada çok ciddi bir uygulamadan kaynaklanan bir haksızlık ve hukuksuzluk söz konusudur. Bu da birike birike çok ciddi patlamalara sebebiyet verebilir. Bu bakımdan bu yasaların getirilmesinden, çıkarılmasından daha çok bu yasaları adil bir biçimde uygulama noktasında, herkese uygulama noktasında özellikle dikkatli olmak gerekiyor. Zaten hiçbir yasa kötülük olsun diye getirilmez. Dünyanın en kötü yasaları bile iyi insanların, iyi uygulayıcıların elinde insanların önünü açan, onlara özgürlüklerini açan bir durum ortaya çıkarmasına rağmen dünyanın en kötü, en iyi yasalarını bile getirseniz kötü uygulayıcıların elinde insanların özgürlüklerini elinden alan bir noktaya işi taşıyabilir. Umarız bu yasa çıktıktan sonra gerek bu yasayı istismar edenler, yani bu çıkmadan önce bundan yararlanarak gerçekten kişilerin itibarlarını infaz edenler ve buna benzer gayret içerisinde olan troll grupları, bunlar önlenir, bunlardan bir ders alır ve uygulayıcılar da bunları herkese eşit derecede uygulayarak toplumumuza daha demokratik, daha özgürlükçü bir ortam meydana getirebilir. Burada şunu da göz önünde tutmak gerekiyor. Karşı taraftan yapılan eleştirileri böyle bir kalemde bir kenara bırakarak yalnızca işin olumlu yanıyla konuyu değerlendirmek de yanlış. Yani iki tarafa da bakmak lazım, hassasiyetlere bakmak lazım, iddialara bakmak lazım ve bunlara yönelik bir düzenleme ve anlayışı ortaya koymak gerekir. Aksi takdirde bir taraf tamamen yapmış olduğu eleştirilerde aşırıya gitmiş olabilir. Bir takım yanlış şeyler de söyleyebilir. Ama onların içerisinde doğruyu bularak, onların içerisinde de yararlanarak sistemi yürütmek lazım. Şunu unutmamak lazım ki %100 doğru yoktur, %100 yanlış da yoktur. Doğrular içerisinde yanlışlar, yanlışlar içerisinde doğrular vardır. Sayın Yeniçeri, herkesin bir nokta da var, çok konuşuluyor yine bu, yani hükümetin de özellikle bu yasayı ortaya getirirken, yani ortaya konurken bu yasa, terör örgütleri ve yine terör örgütlerine müzahir grupların da sosyal medyada yaptığı faaliyetleri de biliyoruz. Yani denetim anlamında bunlar da çok konuşulmuştu gerekçe olarak. Siz neler söylersiniz? Yani tabii bu terör örgütleri ve diğer sair buna benzer unsurların kelimenin tam anlamıyla Türkiye'de muhafazası, müdafası, korunması vatan hainliğidir. Bunlar ülkenin gerçek manada varlığına karşı olan unsurlardır. Türkiye'yi bölmek isteyen, Türkiye'de münafıklık, fitne, iç çatışma yaratmak isteyen unsurlardır. Ama ondan daha önemlisi, sosyal medya üzerinden örgütlenerek zaman zaman bir kalkışma ortaya çıkarma ihtimali olabilir. Dünyanın çeşitli yörelerinde hepinizin bildiği gibi bu tür sosyal medya üzerinden yapılan örgütlenmelerle birçok iç çatışmalar çıkarıldı. Mesela Tunus'taki olayı hatırlayın. Mısır'daki hadiseler de bununla yakından alakalıydı. Bu Arap Baharı çerçevesinde meydana gelen çatışmalardan söz ediyorum. Ve burada çok büyük olumsuz sonuçlar ortaya çıktı. Bu bakımdan herkesin çok dikkatli ve uyanık olması gerekiyor. İşin bu yönü çok daha sıkı tutulması lazım. Bu yasanın çıkması gerekiyordu. Bu alan başıboş bırakılamazdı. Ama çıkmasından daha önemlisi bana göre uygulamada adaletin sağlanması, herkese eşit uygulanması. Türkiye'de maalesef güçlü olanlar bu yasaların bir kısmı uygulanamıyor. Ya da siyasi taraftarlık yasaların objektif olarak uygulanmasına büyük ölçüde engel oluyor. Bunların aşılması gerekiyor ve bunun da yalnızca yasalarla olmayacağı,
iyi yetişmiş, Ankara'da hakimler var diyebileceğimiz bir konuma Türkiye'nin gelmesiyle yakından ilişkili olduğunun özellikle altını çiziyorum. Peki teşekkürler. Yine size döneceğiz Sayın Yeniçeri. Sayın İste, siz de devam edelim. Özellikle tartışmalar noktasında Sayın Yeniçeri'nin birkaç cümlesi vardı. Özellikle öne çıkardı. Yine birine suç diğerine olmaması noktası önemli. Yani uygulamada adalet olmalı dedi. Herkes adil olmalı dedi. Ve yine diğer soruları da yine size sormuş olalım. Tabii terör örgütlerinin sosyal medyayı aktif kullandığını biliyoruz. Tamam. Onun müzayir gruplarında. Ve bir özgürlük tartışması olarak da yürüyor. Teşekkürler Deniz Bey. Aslında bu işe biraz hem nalına hem de mahına vurarak bakmak zorundayız. Ne bu yasayı çok fazla övgüyle bu yasadan bahsedersek de haksızlık etmiş oluruz. Ancak yerden yere vurursak da başka bir yönden haksızlık etmiş oluruz. Şimdi Özcan Bey'in bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Bütün yasalar, hatta en kötü yasa bile iyi uygulayıcıların elinde harika bir sonuç doğurabilir. Ama kötü bir yasa, iyi bir uygulayıcısının elinde iyi sonuçlar doğururken, iyi bir yasa da kötü uygulayıcıların elinde berbat bir sonuç doğurabilir. Şimdi Türkiye'de yargının özellikle 2011 referandumdan sonra, 2010 referandum, 2011 düzenlemeleriyle birlikte bir bağımsızlık sorunu var. Bu noktada idarenin bu yasa çerçevesince idareye belli bir kısıtlama yetkisi veriliyor internete. Acaba idarenin bu aldığı kararlar hukuka uygun bir şekilde yargı tarafından denetlenebilecek mi? Şimdi bu konudaki şüpheyi niye anlatıyorum? Aslında bu yasanın tarihçesine bakmak lazım. Ne zaman ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin trollerini Twitter yasakladı, ondan sonra yasa çalışmaları hızlandı. Bu bir vaka. Yani bu bizim sonradan düşündüğümüz bir şey değil. Ama şimdi niyet okumaya geçmişken de bu yanlıştır. İşte sosyal medya düzenlemesi olmamalıdır. İnsanlar sosyal medyada olabildiğince birbirine haysiyet cellatlığı yapsın, buna müsaade edelim. Bunu da söylemek mümkün değil. Ancak eğer böyle yasalar çıkartmak istiyorsak yargı bağımsızlığını amentü gibi başına koyacağız. İkincisi şu tehlikeyi hatırlatmak isterim. Yargı bağımsızlığını böyle yasa, yani yargının doğru denetimini bu yasalar çerçevesinde uygulamazsak ne olur? Balyoz ve Ergenekon süreçlerinde gerek milli orduya kurulan kumpası, gerekse de vatansever insanlara delil uydurularak yapılan şeyleri hepimizin hatıralarında. Eğer bu yasa o zaman olsaydı, o zaman da ele geçirilmiş başka bir yargı vardı, denetlenemeyen başka bir idare vardı. Biz sosyal medyada en azından o gün balyoz mağdurlarının mağduriyetini öğrenemeyecektik. Başka bir örneklemeyle geçmek istiyorum. Eğer biz bu yasaları denetleyemezsek, idarenin bu yasaları nasıl uyguladığını bağımsız bir yargı eliyle denetleyemezsek, Allah korusun. Bugün FETÖ ile ciddi bir mücadele veriliyor ve sadece iktidarıyla değil, muhalefetin de önemli bir kesim buna destek veriyor ve bu anlamda devlet içinde bir devletçik yapılanmasına herkes karşı. Burada hepimiz hemfikiriz. Eğer bu mücadeleyi kaybedersek Allah korusun, Bu yasa böyle devam ederse, bu çünkü kısıtlamalar, geçmişe yönelik unutulma hakkı çerçevesindeki içerik çıkarma uygulamaları, biz 15 Temmuz'un FETÖ tarafından yapıldığına dair içeriklerin çıkarılmasıyla bile karşı karşıya kalabiliriz. Yani öyle bir şey yapmalıyız ki ne bu kadar ileri gidecek, ben bunu biraz da teşbihte hata olmaz diye bir örnekler veriyorum. Tabii ki böyle bir şey olmayacak. Tabii ki FETÖ'ye karşı olan mücadele kazanılacak ve bunlar sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden silinip gidecekler. Ancak ya bir şey yaparken biraz hakkaniyetli ve insaflı olmak zorundayız. Ne kimseyi kriminalize edeceğiz, ne de yargı işte birine öyle uygularken bir yasayı öbürüne öbür türlü uygulamayacak. Yani bu muhalefeti sindirme için kullanılmaması lazım bu yasanın. Yoksa ama düzenlemede şu da yok mu? Yani diğer sosyal ağ sağlayıcılarına bir denetim, vergi vermesi, bunlar da ciddi eksikler Türkiye'de. Mesela diğer ülkelerde veriyor ama burada vermiyor. Bunu aslında son zamanlarda yaptığımız referandumlardaki propaganda faaliyetlerine benzetiyorum. 20 madde var. 20 maddenin 18'i gerçekten harika. Biz bunu harika diyebilmeliyiz. Evet, güzel, doğru. Tabii ki Twitter Türkiye'de vergi vermeli. Ama ya bir zahmet şunu da söyleyebilmeliyim ben. Sizin itirazınız özellikle hangi maddeleri ve yani hangi noktada? Şöyle, şu önemli bizim için. İçerik daraltmak, özellikle haysiyet cellatlığı noktasında bizim itirazımız buna olamaz. Bizim aslında çok daha temel itirazımız bu yasanın kendisine de değil bu haliyle.
Yargı bu şekliyle bağımsız olmadığı halindeyken biz bu yasayı nasıl şimdi iyi uygulayacağız? Böyle bir şüphemiz var. Yasadan öte yargı, Türkiye'deki yargı pratiğine ilişkin korkularımız var. Burada yine o senin Yeniçeri'nin dediği gibi farklı uygulamalar olarak. Evet, çekiniyoruz bundan. Yani birilerinin kriminalize edilmesinden çekiniyoruz. Bu yasayı bugün çıkaranlar 2,5 ay önce bu yasayı çıkartmak istemediler çünkü başka troller vardı. Ama biz hangi troll olursa olsun, o taraftan da olsa bu taraf, biz trollük zihniyetine karşı olmak zorundayız. Biz haysiyet cellatlarına karşı olmak zorundayız. Biz haysiyet cellatları arasında taraf seçmek zorunda olmamalıyız. Derdimiz bu. O zaman şunu anlıyorum, yanlışsa düzeltin lütfen. Uygulamada adil olursa bu konuda bir sorun yok diyorsunuz. Pekala, olabilir. Yani %100 bağımsız ve tarafsız bir yargının olduğu yerde elbette ki yanlış uygulamalar denetlenecektir, yargıdan dönecektir. Ama bunu söz verebilir miyiz? Emin değilim. Siz de yine adalet konusunda. Adalet. Evet. Adalet. Sayın Senem, siz bir araya gideceğiz ama konuya başlamış oldum. Sizin görüşlerinizi de aldım. Şimdi konuklarımızın konuşmalarında özellikle bir nokta öne çıkıyor. Adil olacak mı noktası? Birine farklı, diğerine farklı uygulama olacak mı diye sosyal medya düzenlemesine ilişkin siz neler söylersiniz? Şimdi öncelikle milletimizin yarın başlayacak olan Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Gerek ulusal kanal çalışanları, gerek bu toplantıya katılan değerli katılımcıların da bayramını kutluyorum. Baştan onu ifade edeyim. Eğer ara kısa süre içinde verecekseniz aradan sonra başlayayım. Ama birkaç dakika süre varsa tabii birkaç dakikamız görüşürüz. Var. Buyurun. Peki. Şimdi bu sosyal ağ sağlayıcılarla ilgili olarak kanunu düzenleme esas olarak geç kalmış bir düzenleme. Şimdi bu bir netice olarak medya platformu, yayın platformu. Dolayısıyla Türkiye'de yayın yapan her türlü kuruluş veya yayın sağlayan her türlü kuruluş Türk yasalarına tabi olmak zorunda, vergi vermek zorunda. Aynı zamanda sorumluluk sahibi olabilecek bir mekanizmaya adım atmak zorunda. Bunlar yoktu. Başıboş bir alandı burası. Zaman zaman mesela Twitter'da gördük. Evet, troller var ama bazı milli şeyleri, çalışmaları da yasaklayan, bazı hesapları kapatan, keyfine göre kapatan uygulamalarını da gördük bunların. Onun için bu platformların ağırlığı Amerika'da esas olarak merkezleri, Instagram öyle, Twitter öyle, efendim Facebook öyle, başka ülkelerde de bazı şeyler var ama onların Türkiye'de fazla bir şeysi yok ederler. Bu platformlardan yayın çabası içerisinde olan insanlar fazla değil. Ama bunlar çok yoğun olarak kullanılıyor ve merkezleri Amerika'da. Bilgi isterseniz gelmez. Hukuki problemler olur, isim istersiniz bulamazsınız vesaire. Bütün bunların ortadan kaldırılması zorunluydu. Netice olarak bu yasa bir ihtiyaçtan kaynaklanan bir yasal düzenlemedir ve getirilmesi doğrudur. Ha, yasayla ilgili bazı şüpheler vesaire falan dile getiriliyor. Efendim işte özgürlükler kısıtlanacak falan. Ya durun bakalım, bir uygulama olsun, bir yasal zemin ortaya çıksın. Hakaretler, insanların onurlarıyla oynamalar, efendim terör örgütlerinin faaliyetleri vesaire, bunların serbest olması mümkün değil. Bunlara tabii ki yargı müdahale edecek, etmek zorunda. Ama birine hakaret ediliyorsa vesaire, onun muhatabını da bulmak zorundayız. Yargı bulmak zorunda. Bunlara ulaşamıyorduk. Bunların hiçbir şekilde özgürce, keyfine göre kullanılması mümkün değil. Bunlara özgürlük demek de asla mümkün değil. Dolayısıyla yasanın uygulamasını görmek lazım. Hatta ben şunu ifade edeyim. Şu, bu yasa işte Instagram ile ilgili, Twitter, Facebook vesaire ile ilgili olarak kademeli şekilde, eğer temsilci bulundurmazlarsa Türkiye'de, kademeli olarak bazı müeyyideler uygulanacak bunlara. İşte belli miktarlarda para cezası. Bunlara da uymazlarsa daha sonra bunların şeylerinin genişliklerinin daraltılması vesaire. Şimdi bence bu bile çok gereksiz şeyler, uygulama. Aslında Türkiye egemen bir devlet. Kendi yasalarına uymayan,
vergi vermeyen bu tip platformlara baştan belli bir müeyyide koyacak ve onu uygulayacak. Bu Sayın Senem, bir araya gitmemiz gerekiyor. Hiçbir şekilde bunun özgürlükle vesaireyle izahı mümkün değil. Özgürlüklerin kısıtlanması da bence burada söz konusu değil. Yine size birkaç sorumuz daha olacak Sayın Senem ama aradan sonra. Değerli izleyenler, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden birlikteyiz. Haber merkezi devam ediyor değerli izleyenler. Aradan önce Sayın Senem'de kalmıştık. Sosyal medya düzenlemesine ilişkin görüşlerini alıyorduk Sayın Senem'in. Sayın Senem, yine sizle devam edelim ama birkaç sorum daha olacak. Özellikle burada Sayın İsten'in belirttiği bir nokta vardı. Unutulma hakkı. Siz de bir hukukçusunuz. Yani bu unutulma hakkının kullanılması tartışılan konulardan biri yine. Siz nasıl bakıyorsunuz? Örneğin bir geçmişte yaşanan bir olayla ya da bir haberle ilgili itiraz halinde bunun kaldırılması içerik olarak. Bu konu çok tartışılıyor. Siz neler söylersiniz? Şimdi efendim, doğal bir durum bu. Belli bir konuda eğer vatandaş kendisiyle ilgili bir yayının kaldırılmasını istiyorsa, bunun kaldırılması doğal bir şey. Eğer hakaret vesaire gibi şeyler de içeriyorsa, neticede bunlar alınıp çok kötü şekilde, insanların kişilik haklarını zedelediği şekilde kullanılabiliyor. Bu tip şeylerin elbette ki kaldırılmasının istenmesi doğal. Ama bu neticede yargı kararıyla olabilecek şeyler. Bunlar öyle keyfe göre olacak şeyler değil. Yani Twitter veya diğer herhangi bir ağ sağlayıcı keyfine göre bunları kaldıramaz. Bunların kaldırılabilmesi için eğer burada temsilcilikleri vesaire de olacaksa yargı kararıyla olabilir bunlar. Türk yargısına da güvenmek lazım. Ben yargıyla ilgili olarak tabii çok soru işaretleri dile getiriliyor. Efendim işte belli çevrelerle ilgili olarak koruyan vesaire falan türü şeyler dile getiriliyor. Yargının bu tip uygulamaları geçmişte de olmuştur. Bugün de zaman zaman oluyor ama bu yargının bütün olarak böyle davranacağı anlamına gelmez. Bunu teorik olarak kabul etmemek lazım. Türk yargısının bağımsız olması için hepimize düşen görevler var. Çaba sarf etmemiz lazım. Onun üzerine sürekli soru işaretleri koyan, bizim yargımızın hiçbir şekilde iktidardan bağımsız olmadığı gibi emperyalist ülkelerden pompalanan propagandalara alet olan görüşler hep dile getiriliyor. Bunlar hiç doğru şeyler değil. Böyle yaparak biz Türk yargısını bağımsız hale getiremeyiz. Bağımsız bir yargı oluşturmak mümkün olmaz. Hakimlerin, savcıların bu konuda vicdanen kararlar vermesini engellemiş oluruz. Buna yönelik olarak doğabilecek güvensizlik elbette ki kararlara da yansır. Bu şekilde ifadeler kullanmamak doğru olur. Evet, bugün yargının büyük sorunları var. Bunların düzeltilmesi için çabalar sarf ediliyor. Yargı reformu ile ilgili bazı çalışmaları Adalet Bakanlığı, barolar, üniversiteler, mahkemeler birlikte yürütmeye çalışıyorlar. Yargının düşmüş olduğu durumdan kurtarılması için elden gelen yapılmaya çalışılıyor. 2008-2014 arasında FETÖ'nün, Amerikancı kontör gerillerinin, istihbarat örgütünün yargıda yarattığı tahribatı biliyoruz. O Ergenekon, Balyoz davalarını vesaire, sahte delillerle insanların suikasta uğraması, yargılanması, büyük cezalara, müebbet ağır hapis cezalarına çaptırılması gibi olaylarla yaşadık, gördük bunları. Ama bugün öyle bir durum yok. Bugün onlar yargıdan temizlendi. Ama onların yaptığı tahribatın elbette ki sonuçlarını bir günde temizlemek mümkün değil. Onun için yargının bağımsızlığı konusunda hepimizin gözümüz gibi bu işi gözetmesi, koruması, yargıya güveni dile getirmesi, yargıçlarımızı cesaretlendirmesi, savcılarımızı cesaretlendirmesi gerekiyor. Bunu böyle baktığımız zaman mesele daha sağlıklı bir zemine oturabilir diye düşünüyorum. Sosyal medya açısından da bizim yargımızın hemen daha uygulama başlamadan üzerine soru işaretleri koymayı da doğru bulmuyorum. Onu da söyleyeyim. Uygulama başlasın, görelim bakalım neler olabilecek. Bugüne kadar
Yapılan bir sürü hakaretler, sahte hesaplardan kaynaklı, trollerden kaynaklı hakaretler, itibar suikastları vesaire. Bunların çoğusunun failleri işte o emperyalist ülkelerdeki sosyal ağ sağlayıcılar tarafından Türk yargısına verilmiyordu. Oradan kaynaklı problemleri Türk yargısının suçu gibi ortaya koymak da adaletli bir tavır olmaz. Hakkaniyete uygun bir tavır olmaz. Dolayısıyla uygulamayı görmekte önümüzdeki dönem için büyük fayda var diye değerlendiriyorum. Teşekkürler Sayın Senem. Yine size devam edeceğiz. Seni alarak bu unutulma hakkını biraz daha konuşalım istiyorum. Sosyal medya düzenlemesine ilişkin. Şimdi eleştiriler ve genel olarak tepkiler şuradan geliyor. İşte daha önceki davalarda işte öne sürülen en büyük gerekçe de işte yolsuzluk gibi davaların unutulacak olması, işte FETÖ'yle daha önce temasların silinecek olması gibi eleştiriler yapılıyor. Bu noktada neler söylersiniz? Bir siyasetçinin ya da bir kişinin unutulma hakkını kullanarak hangi içerikler kaldıracaksınız da ya da nasıl bir düzenleme olmalı? Şimdi ben hukukçu olmamakla birlikte ama bu söylenenleri tam olarak anlayabilmiş de değilim. Yani neyin unutulmasından bahsediliyor? Twitter'da yapılan bir hakaretin veya... Sosyal medyanın içeriğin kaldırılması. Örneğin işte geçmişte FETÖ ile fotoğraf çektiren isimlerin o fotoğrafları kaldıracağı çok konuşuluyor. Unutulma hakkını şey yaparak. Biz bugüne kadar zaten milyonlarca, milyarlarca defa onlar gündeme getirildi. Ha, bugünlerde olan bazı şeyler ileriki zamanlarda suç teşkil edecek de bundan korkuluyorsa ama bu dijital sistemde yani bu teknolojik zamanda ben hiçbir şeyin tamamen yok edilebileceğini düşünmüyorum. Şimdi mesela ben bir yanlış tweet atsam veya suç teşkil edecek bir tweet atsam ben onu kaldırsam dahi o görüntülenebiliyor. Yani iki türlü görüntülenebiliyor. O anda çekmiş, resmini almış iki kişiler tutuyor onu. İkincisi geriye dönük. Yani siz istediğiniz kadar silin, cep telefonunu emniyete alıyor ve bu şekilde çok FETÖ'cü yakalandı. Geçmişteki bütün şeyleri siz istediğiniz kadar sildiğinizi zannedin, o makineye işlenmiş oluyor. Yani kriminal olarak ben bir şeye engel olabileceğini bu teknolojide zannetmiyorum. Yani o çok gerçekçi bir... Muhalefetin ortaya attığı bir tabii algı, yani, operasyonu mu görüyorsunuz? Yani tam anlam da verebilmiş değilim yani ne demek istediklerini yani onu bile söylemem için böyle iyice bir daha örneğin MHP'nin bu noktada VPN işte kullanımı VPN üzerinden tabii girilmesi VPN'e... o da kısıtlanması yönünde bir şey oldu. Tabii devlet isterse hepsini kısıtlar. Bu konu mesela eksik mi bırakıldı ki MHP böyle bir öneri yaptı? Eğer VPN ile ulaşılması mümkün olacaksa herkes VPN'e döner. Ben de dönerim yani. Yani herkes VPN'den kullanır. VPN'in de engellenmesi lazım. Eğer unutulduysa MHP'yi tebrik ediyorum yani. Yani bir şey engellenecekse VPN'li ve VPN'siz diye bir şey olmaz yani. Türkiye'de kimse onu görememeli. Mesela Körfez Savaşları'nda ben hatırlıyorum. Birinci Körfez Savaşı ve ikinci Körfez Savaşı. Özellikle ilk günlerinde Irak'ta Amerika ordusu zayiat verdikçe Amerika Birleşik Devletleri bunların kendi ülkelerinde yayınlanmasını engelliyordu. Yani ölen Amerikan askerlerinin görüntülerini veya Irak televizyonunun yapmış olduğu yayınlarını Amerika kendi ülkesine engelliyordu. Şimdi milli güvenlik devreye girdiği zaman özgürlük falan diye bir şey olmaz. Asıl olan devletin bekası ve milli güvenliğimizdir. Ama bu demek değildir ki şimdi herkes kafasına göre ya bu bana göre milli güvenlik tehdit. Bunun tabii hukuksal normları var yani evrensel normları var. Mesela Reyna saldırısında bildiğim kadarıyla Türkiye'ye hiç bilgi vermeyen Twitter Reyna ile ilgili bilgiyi verdi ve o katil yakalandı. Reyna'yı patlatan katil yakalandı. Şimdi her şeyin bir istisnası vardır ama milli güvenliği tehdit edecek duruma geldiğinde ben VPN'de dahil her şeyin engellenmesi taraftarıyım. Ama öyle anlar gelecek ki bunlar da devreye sokulacak. Tabii ki sokulacak ama ifade hürriyetinin yani Sayın Yeniçeri ve Sayın Senem çok tecrübeli yani siyasetçiler. Yani Twitter'ın kapatılması noktasını mı söylüyorsunuz burada da? Yani. Şimdi buradan milli güvenlikle ilgili bir mesele olduğunda Twitter kapatılabilir. Ya tabii da... canım tabii Twitter da kapatılır, televizyon da kapatılır. Her şey kapatılır yani. Sokağa çıkmak da yasak olur yani. Ya biz bunları Kurtuluş Savaşı'nda da olağanüstü haller yaşadık. Öyle değil, çok doğru. Yani tamam, doğru evet. Ben şeye iki defa gittim. Ben Filistin'e diye gittim tabii, Kudüs'e diye gittim. Ama resmi olarak tabii İsrail'e iniyorsunuz, Tel Aviv ve Ben Gurion Havalimanı'nda. Rehberlerimiz bize diyordu ki, bakın diyordu arkadaşlar, burada, hatta hiç unutmuyorum, rehberimiz bize dedi ki, bir zere size de Yahudi atasözü söyleyeceğim dedi. Dünyanın dedi en masum yalanı doğruyu söylemektir dedi. Burada ne olur dedi, yanlış bir bilgi vermeyin dedi. Yani basit de olsa hani işte cebinizde kaç lira var? Diyelim ki 100 dolar mı var? Yani 150 dolar var demeyin dedi.
İsrail dedi, hudutlardan içeri girdikten sonra milli güvenlik konu olduğu zaman sizi alır dedi, jiletten dedi, ikiye böler, içinizde bomba var mı yok mu diye araştırır dedi. Yani bu İsrail tabii bunu bir insan hakları ihlali ve işkenceye de dönüştürüyor Filistinler üzerine. O ayrı bir konu ama yani bir ülkenin milli güvenliği dediğiniz zaman orada birçok şey rafa kalkar. Ya çünkü siz hani bu şey, sağlık gibidir. Yani bir insan bedeninin hani biz ne oldu? Bir insan için en önemli hürriyetlerden birisi nedir? İşte dini ibadet hürriyetidir. Cuma namazı birçok inanan milyonlar için olmazsa olmaz değil mi? Ama ne oldu? 8 hafta, 10 hafta, 12 hafta cuma namazı yasaklandı. Neden? Çünkü bir koronavirüs diye bir hastalık çıktı ve kalabalık ortamlarda bir daha çok çabuk yayılacağı belli olduğu için devlet dedi ki cuma namazını yasaklıyorum. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani Türkiye'nin en dindar insanları olduğu kabul edilen veya söylenen bir iktidar var ama cuma namazını yasaklıyor. Neden? Çünkü hastalık bedeni yok edecek bir tehlikeyle karşı karşıyasınız. Yani bir insanı tesir eden... Aynı durum sosyal medyada olur. Aynı şey sosyal medyada yani devletin olursa... bekasını veya milletin huzurunu. Şimdi Tunus'taki olay da sosyal medyadan çıktı. Gezi olayları da sosyal medyadan çıktı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ben zaten ondan sonra Twitter'da aktifleşmiştim yani. Baktım ki yani yalanın bini bir para. 48 saat diyor tencere tava çalarsanız diyor. Avrupa Birliği standartlarına göre hükümet düşecekmiş diyor. Millet cama çıkıyor tencere tava çalıyor. Ya insanları bu kadar aptal yerine koymanın bir anlamı var mı? Bunun hemen bir müeyyidesinin olması lazım. O yönden asıl olan milli güvenliktir, asıl olan Türk milletinin huzuru ve bekasıdır. Bunun için her türlü tedbir alınmalıdır. Evet. Sayın Yeniçeri, sizin bir yorumunuz olur mu bu unutulma hakkına ilişkin ya da çekinceniz var mı? Nelerin kaldırılacağı içerik olarak bu konuda ne söylersiniz? Yani Sayın Albayrak'ın söylediklerine katılıyorum. Devletin ve milletin varlığı söz konusu olduğunda diğer şeyler teferruat olarak kalır. Dolayısıyla da bu konuda elbette geçmişte suç olarak işlenmiş fakat o suç kovuşturmaya tabi olmamışsa bununla ilgili belgelerin, bilgilerin yok edilmesine yönelik bir yaklaşım tarzının yanlış olabileceğini ve buna yönelik bazı çabaların olabileceğini söylemek mümkün. Ama yani bugünkü çağda da bunların çok kolay yapılabilmesi de mümkün değil. Onun da altını çizmek lazım. Bu konular aslında bütün problem, yani Sayın Senem dedi ki yani yargı göz bebeğimizdir, doğrudur. İşte bunu adaleti çok şey yapmamız lazım, cesaretlendirmemiz lazım dedi de ama bir şeyi gözden kaçırıyoruz. Ya Türkiye'de siyaset çok enteresan. Yani bir taraf çıkıyor diyor ki ben Ergenekon davasının savcısıyım. Öbür taraf çıkıp diyor ki ben avukatıyım diyor. Her ikisi de yanlış. Ondan sonra da biz yargıdan bahsediyoruz. Ve şimdi bakın ben size bir iki tane rakam vereceğim. 2013 yılında yargıya güven %26,5. 2012 yılında yargıya güven %37. 2011 yılında yargıya güven %38. Yargıtay Başkanı İsmail Cirit'in yaptığı açıklamada da 2016 yılında yargıya güven %30. 2019 yılında yargıya güven %20. Yani şimdi gerçeklerimizi çok ciddi bir biçimde göz önüne alarak değerlendirme yapmazsak ya mutlaka adalete uygun, hukuka uygun bir sonuç ortaya çıkacak şeklinde bakarsak bu doğru olmaz. Yani Türkiye'de yargı çok iyiydi de bir FETÖ mü bu yargıyı alt üst etti? Yani bu başından itibaren devletin dini adalettir düsturu var ve gerçekten adaleti kaldırırsanız devlet diye bir şey ortada kalmaz. Kaos ve anarşi üretirsiniz. O bakımdan buna çok yoğunlaşmak ve buna çok dikkat göstermek gerekir. Yani ben yargılanırken işlediğim fiili adam yargılamıyor. Benim düşüncelerimi yargılıyor. Ya, bununla ilgili böyle sayfalar dolusu tabir yerindeyse iddianame var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin iddianamesini alın bakın. Yaklaşık 100 sayfası milliyetçiliğin cahil bir
yargıç tarafından, zamanın yargıcı tarafından mahkum edilmesi, suçlanmasına ilişkin hususlarla doludur. Ya siz fiili yargılayacaksınız, fiili. Ta Roma hukukunda bile insanlar düşüncelerinden dolayı, yani Sezar'ı öldürme düşüncesi aklından geçiyor diye kişiler Sezar'ı öldüreceksin, o halde senin cezan şudur demiyorlar. Bunu eyleme koyduğun ama bir düşünceyi eyleme koyarsan o eylemin sonucu yargılanır. Ama fikir yargılanmaya kalktığında, ki bizde öyle oluyor, bir biçimde o kamufle edilerek getiriyor. Yani başından beri gelen şey buradaydı. Onun için adalet meselesi Türkiye'nin, benim şahsi kanaatim, şu anda en önemli meselesi. Ve bunun üzerine çok yoğun bir biçimde herkesin gitmesi ve dost düşman demeden gerçekten yasa ne diyorsa, hukuk ne diyorsa ona göre hareket etmesini talep etme gereği var. Şimdi işte dosyalar arttı, iş yükü fazla, şu bu, bütün bunlar evet doğru ama herkese eşit, herkese yasanın aynı şekilde uygulanması halinde toplumun rahatlayacağını çok net olarak ifade etmek gerekiyor. Çok net olarak ifade etmek gerekiyor. Şimdi siz bir televizyona, işte şurada konuşma yapıldı, bilmem şunlar yapıldı, 5 gün ekran kapatma cezası veriyorsunuz. Öbür taraftan başka bir televizyonda adam çıkıyor diyor ki bizim listelerimiz hazır, biz şey yapacağız, işte o 50 kişiyi 30 kişiyi götürür, Zula'da nelerimiz var biliyor musunuz? Siz çoluğunuzu, çocuğunuzu, karnınızı nasıl kurtaracaksınız? Bunların hesaplarını hep biz yapıyoruz diye. Bunu veren televizyona ise işte usulen bir tahkikat açılıyor ve o götürüyor. Böyle bir şey olmaz. Düşmanınız bile olsa zaten adalet dostlara hakkını vermek değildir. Rakiplerinize ve karşıtlarınıza hakkını teslim etmektir. Bu bakımdan bu adalet kavramı, yargı kavramı üzerinde çok ciddi bir şekilde durmak lazım. Ve bu kavramın gerçek manada Türkiye'de binlerce yıllık tarihi olan bir millet olarak bu kavramın yerleşmesi, devletin kökleşmesi, milletin kendine güveninin oluşmasıyla yakından alakalı olduğunu bilmemiz gerekir. Peki. Yine size döneceğiz Sayın Yeniçeri. Sayın İste, yine sizle devam edelim. İtirazlar noktasını, unutulma hakkını siz söylemiştiniz ama itirazlar, yeni itirazlar da vardı bu noktaya. Ve yine adalete ilişkin vurgular oldu Sayın Yeniçeri. Bu konularda da görüşlerinizi alalım. Ben böyle çok uzatmadan şeyi söyleyeyim. Beka sorunu üzerine söyledi Özcan Hoca. Çok haklı. Ben aslında diğer hatiplerinde beka sorunu olduğu zaman burada özgürlüklerin tabii ki kısıtlanabileceğinin farkındayım. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni uygulayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de böyle diyor. Yani sonsuz bir hak olmaz. Daha üstün bir hak olduğu zaman elbette ki orada bir haklar arasında bir dengeleme yapılabilir. Ancak burada şuna bakmak gerekiyor. Adaletsizlik de çok büyük bir beka sorunudur. Eğer adaletsizlik sonucuna ulaşabilecek eşitsiz uygulamalar yapıyorsak aslında devletin bekasını bizatihi orada kaybediyoruz. Bunu bir kere bir kenara yazalım. İkincisi, unutulma hakkına ilişkin sanırım yanlış anlamı var. Unutulma hakkını kavram olarak anlatmak isterim sadece. Unutulma hakkı bu yasaya muhalefet edenlerin söylediği bir şey değil. Aksine bu yasayı getiren kişilerin savunduğu, gerekçe olarak gösterdikleri bir şey. Ben bunu yatsımıyorum da bu arada. Unutulma hakkı yok, şu. Muhalefetler şunu diyor ya, işte bunlar geçmişte daha önce yaptıklarını unutturmak istiyor. O yüzden. Unutulma hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni uygulayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da kabul ediliyor. Anayasa Mahkemesi tarafından da kabul ediliyor. O zaman itiraz niye? Yani güncelliği olmayan, kamu yararı olmayan, haber değeri olmayan bir şeyin sosyal medyada ya da bir işte Google aratmanızda çıkması unutulma hakkı çerçevesinde. Tabii ki bunun anlamı var ama siz her gün işte bazen hükümete salvolar, bazen işte muhalefete salvolar düzenleyen yandaş yazarlardan bir tanesisiniz. İşte birinizin FETÖ ile resmi var, öbürünüzün başka biriyle resmi var. Kusura bakmayın, bu unutulma hakkına girmez. Bu kamu yararına girer. Bizim halk olarak bu adamların daha önce kimlerle beraber çalıştıklarını bilme hakkımız var. Burada unutulma hakkını kaldırılamaz uygulayamayız. Yani. Ama bu yasada da şimdi hakkını da vereyim. Yani bu yasa gelince otomatikman işte bu kötü uygulamalar gelecek diyemeyiz. Yani bunu söyleyemeyiz. Aynen. Yani
Nusret Bey benim meslek olarak da büyüğüm. Saygılarımı da sunuyorum. Ona da şeylik yapmak istemem ama. Siz de okuyorsunuz değil mi? Ben de okuyorum. Ama şimdi şöyle de bir olay var. Şimdi yargıya bağımsız değil demeyelim dedi üstadım. Ya bazen elmaya da elma demek lazım, armuta da armut demek lazım. Tamam, ben de Türk yargısının içinde çok güzel unsurlar olduğunu biliyorum. Bazen bu kadar eleştirilerime rağmen harika kararlar çıktığının da farkındayım ama çok ciddi sistemsel sorunumuz da var. Yani şimdi buna gözlerimizi yumarsak biz Allah katında bir kere yanlış yapmış oluruz. Ama şunu yapmıyor muyuz? Yani kolaycılık olarak söylüyorum. Sayın Senem de itiraz ettiği nokta olarak yine sorayım size. Yani yargıda daha önce FETÖ'nün elindeydi. İşte 15 Temmuz yaşandı, 4000 işte hakim yargıdan uzaklaştırıldı. Yine savcılar, hatta avukatlara yönelik hala durumlar da tartışılıyor. Yani bu büyük oranda temizlenen bir yargı var. İyiye gitmiyor mu sizce? Ya evet. Da iyiye gitmesi için de yapmak lazım. Yani bir soru olarak da bunu konuşalım. Şunu ifade edebilirim. Yargının FETÖ'cülerden temizleniyor olması önemlidir. Bu yine PKK'lılar da bu noktada. Onların da temizlenmiyor. Yani yargıda bir PKK üstünlüğü hiç olmadı. Yani PKK'ya mesela devletin anahtarını teslim etmemiştik daha önce. Kendimize o anlamda şey teslim yapmadık. Teslimat anlamda değil. Araya yine sızmalar, girmeler anlamında. Eğer varsa bunları da temizleyeceğiz tabii. PKK'ya değil ama PKK'nın şu andaki siyasi müttefiklerini teslim etmiştik. O anlamda. Yani yargıda eğer bu varsa... Şu anda PKK'nın siyasi ortağı kim Türkiye'de? YDP. Siz nasıl uygun görürseniz siz şey yapın, bana söyletmeyin. Yani bir şey söylemek yani istiyorsanız. PKK'nın tamam, devam edelim. Sayın İsteyi bitirelim. Ortak müttefik kimse onlar yargıda hakimdi. İşte tam burada... Çok güzel onların lehine kararlar. Tam buraya gelelim isterseniz. Yargıda, şurada anlaşabilir miyiz? Bence tabii anlaşırız. Siz tamamlayın. Sonra yok, da yani ben aksine mutlu da oldum. Eyvallah. Yani, teşekkür ederim. Hatırlatmak açısından. Çok teşekkür ederim. Aslında şurada en fikir olamaz mıyız hepimiz? Ya yargının herhangi birinin işgal edebileceği, ele geçirebileceği, hakim olabileceği bir yapı olmaktan çıkartmakta anlaşamaz mıyız biz? Tabii. Yani daha önce berbat insanlar olan FETÖ'cülerin orada olması, ondan daha önce de başka yapıların orada olması, bugünkü yanlışlarımızı meşrular mı? Hayır, yanlışlamaz. Meşrulamaz. Bugünkü de yanlıştı. FETÖ zaten berbat bir şeydi ama ondan önceki de yanlıştı. Bugün bunu söyleyebilmeniz için. Tabii ki üstadım, ne demek? Yani hatta şunu da söyleyeyim. Bugün eleştirmemiz... İşte efendim 1980'den önce yargı pür paktı. 2000'den önce yargı şu... Bunu diyemeyiz. Tebrik ederim. Ama yargı bugün çok kötüdür diyebilmeliyiz. Bunu da diyebilmeliyiz. Hataları söyleyeceğiz. Doğru, hataları falan. Şunu da söyleyebilmeliyiz. Yani bazen şimdi örneklemeler üzerine gideyim. Bu konuyu da bağlamından çok fazla tabii toparlamak açalım istemiyorum. Yani. Açalım ama bir yandan da toparlayalım tabii. Bu meseleyi. Çünkü yani, başka bir konumuz daha var. Şimdi eğer yargıyı biz... birilerinin ele geçirebileceği ya da ele geçirilmesi gereken bir yer olarak görürsek biz bu işin içinden çıkamayız. Bugün bunlar ele geçirilir. Ama benim sorum şuydu. Başkaları ele geçirilir. Sayın İste, benim sorum şuydu. Şimdi 4000 çok ciddi bir rakam yargıda FETÖ'cülerin temizlenmesi. Yani yargının bir nevi de bir kolunun ya da bir bacağının gittiği bir süreç. Onun toparlanması hadi ince olur mu? Olmaz. Ama şey... ciddi bir fetret döneminden geçiyoruz. Hemfikirim. Ama şunu da eklemek isterim size. Şeyhini Mehdi zanneden manyaklar sadece FETÖ'cülerden ibaret değil. Bunu bir başka tartışma konusu. Evet. Yani isterseniz yani yargıda mevzu, başka tarikat noktası mı? Mevzu yargıya. Bakın tarikat, siyaset bir belli bir yapının adamı olmayacak. Bir hakim, biz burada istediğimiz görüşü benimseyebiliriz, konuşabiliriz. Düşünce özgürlüğü çerçevesinde tartışabiliriz. Eleştiririz ama eleştiriliriz. Ama bir yargıcın böyle bir özgürlüğü yok. Yargıcın taraf tutma özgürlüğü, bir siyasetin içine girme özgürlüğü yok. Böyle bir imaj var şu anda Türk yargısında, bunu kabul edelim, o yüzden elmaya elma demek istiyorum. Böyle imaj olan Türk yargısı bazen işte bu tip internet yasalarında idarenin uyguladığı şeyleri iyi denetlemeyebilir. Özcan hocam söylüyor, hak da veriyorum. Yani bazı kanallarda işte birilerinin öldürülmesi için, birilerinin katledilmesi için birileri bir şey söylüyor. Yargıç dokunmuyor maşallah. Başka bir kanallarda ben benimsemiyor olabilirim. Yani o üslubu kullanmıyor da olabilirim. Ama o düşünce özgürlüğüse hiç kusura bakmayın, bu da düşünce özgürlüğü. Ama yargı her ikisine de düşünce özgürlüğü gibi bakmıyor. Birisini kriminalize ediyor, öbürünü de meşrulaştırıyor. Anladım. Bunu kabul etmek kamu vicdanına aykırıdır. Peki, Sayın Senem, bu noktada sizin de sözlerinizi alalım. Bir başka konuya geçeceğiz efendim. Yargı genellikle şimdi, tartışmanın noktasında. Buyurun. Bir miktar kendimi anlatacak kadar süre rica edebilir miyim? Tabii, buyurun. Sonuna geliyor ve reklama giriyoruz. O bakımdan tam meramımızı anlatmadan bu kez bölünmeyecek Sayın Senem, buyurun. Şimdi Sayın genç meslektaşım ve Sayın Yeniçeri'nin sözlerinden sonra aslında şunu ifade etmek isterim. Ben 1972 12 Mart Sıkıntı Mahkemelerinde avukatlık yapmadım. Ama
son sınıf öğrencisiydim. Hemen ardından avukatlığa başladım. 1980 Skoyat'ın mahkemelerini bilirim. Devlet Güvenlik Mahkemelerindeki yargılamaları bilirim. Efendim, daha sonraki süreçleri hepsini yaşadım avukat olarak. 42 yıl şu anda meslekteki sürem. Yani pratiğin içerisinde ve hep avukat olarak savunma cephesinde bir hukukçu olarak görev yaptım. Şimdi sözlerimi bu kapsamda arkadaşların değerlendirmesini istirham ederim. Ayrıca da Ergenekon davasının kıdemli sanıklarından birisiyim. En başta alınanlardanım. Yaklaşık 3 yıl kadar da tutuklu kaldım. Şimdi şunu çok net olarak söyleyebilirim. Ne sık yönetim mahkemelerinde, ne devlet güvenlik mahkemelerinde, ne geçmişteki ağır ceza mahkemelerinde 2008-2014 dönemindeki FETÖ yargılamalarında meydana gelen hukuksuzluğu yaşamadık. Evet, işkenceler, başka şeyler, her şey oldu. Ama hiçbir zaman Türk savcıları, Türk yargıçları sahte delil üretmedi. Sahte delil üreterek Türk ordusuna karşı bir psikolojik savaş yürütmedi. Türk aydınlarına karşı bir psikolojik savaş yürütmedi. Orada yargıç falan yoktu. Onun için tahribat dedim. Yargıç falan yoktu. FETÖ örgütünün istihbarat elemanları yargıç kılığına girmiş, savcı kılığına girmiş istihbarat elemanları vardı. Şimdi bunlar yargıdan temizlendi. Şimdiki yargıçların şu veya bu fikri olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Bunlara bir şey demem. Olabilir. Bunlar vardır şüphesiz. Bazı yoğun iddialar da var ama hiçbir zaman başka bir ülkenin istihbarat örgütünün kılığına girmiş bir yargıcımız yok. Bu bakımdan yargıçlarımızı, savcılarımızı koruyalım diye söylüyorum. Onları cesaretlendirelim diye söylüyorum. Bunu bilinçli söylüyorum. Onu çok açık olarak ifade etmek isterim. Şimdi ne geçmişte 2008 öncesinde ne de bugün 2008 sonrasında FETÖ döneminde yaşananlar Türkiye'de yaşanmamıştır, yaşanmamaktadır. Şimdi FETÖ yargılamalarında da müdahil vekil olarak bazı davalarda da sanık vekil olarak görevler yapıyorum, biliyorum. Oralarda yargı elinden geldiği kadar gerçekleri ortaya çıkarmak için çaba sarf ediyor. Ama tabii 15 Temmuz gibi Türkiye'nin üzerinden çok büyük bir olay geçti. Türkiye'yi iç savaşa sürükleyecek bir olay geçti. Bazı yanlış kararlar, bazı yanlış uygulamalar da elbette var. O yanlış uygulamaların olmaması zaten mümkün değil bu kadar büyük olayların yaşandığı şeylerde. Eğer yanlış olaylar yaşanmasa Yargıtay'a ne gerek var, Danıştay'a ne gerek var, değil mi? Yani o yanlışlıklarda şüphesiz yargı süreçleri içerisinde düzeltilebiliyor. Ama FETÖ olayı bunlarla kıyaslanmaz. Bunlarla yan yana konulamaz. Başka bir olaydır o. Onun için ben bizim yargıçlarımıza güvenmek gerektiğini ifade ediyorum. Yanlış kararlar da verebilirler. Yargı süreci içerisinde değiştirilir. Siyasi etkiden etkilenerek kararlar veren yargıçlar da olabilir. İdeolojik düşünen vesaire. Onlar da zaman içerisinde yargıdan elbette ki temizlenirler. Doğru rotaya oturtulurlar. Buralarda teşvik edici ve yargıyı cesaretlendirici olmakta büyük fayda var. Bu sizin ifade ettiğiniz unutma hakkıyla ilgili olarak da demin ifade ettim. Şimdi ben unutma hakkının tabii tanımını falan yapmakla ilgili bir şeyi düşünmüyorum. Ama yasada böyle bir düzenleme yapılması yerinde bir olaydır. Bazı meseleler vardır ki hakikaten zaman içerisinde gereksiz hale gelmiştir. Vatandaş bunun kaldırılmasını vesaireyi talep edebilir. Yargı bunu haklı görür ve kaldırabilir. Bunlar doğal yargı süreçleridir. O bakımdan sürecin uygulamanın nasıl olacağını görmekte yarar var. Tabii yanlışlar olduğu zaman yeni yasal düzenlemeler gündeme gelir. Onları tekrar savunuruz. Kamuoyu bu konularda bir güç olarak bunları gündeme getirebilir ve yeni yasal düzenlemeler de yapılabilir. Ama toptan bugün emperyalist ülkelerden kaynaklı bu sosyal ağ sağlayıcı platformların
nitelikleri bilinen platformların denetim altına alınması son derece doğrudur ve geç kalınmış bir uygulamadır. Bunu hepimizin böyle görmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Değişik gerekçelerle işte şöyle olacak, böyle olacak gibi şeyler ne derler? İleriye yönelik şeyler, tahminlerde bulunmak bence yani hukukçu tabiriyle ifade edeyim, yerinde bir davranış, yerinde bir düşünce olmuyor. Uygulama burada önemli. Yani niyetleri okumayalım. Niyetler şöyle olabilir, böyle olabilir. Herkesin değişik niyetleri vardır ama bunu neticede yargı organları uygulayacak. Yargı organlarına konuyu bırakmak ve onların uygulamalarının daha düzgün olması için elimizden gelen çabayı göstermek, yanlışlarını da eleştirmek durumundayız. Böyle bir yol izlersek sanıyorum bu sosyal medya sağlayıcı ağlarla ilgili olarak da Türkiye hem kazançlı çıkar hem de itibar suikastlarına, bu trollerin yaptığı çabalara, işte FETÖ gibi örgütlerin, terör, PKK gibi örgütlerin sosyal medya alanlarını kullanarak Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit edecek çabalarına ciddi darbe indirmiş oluruz. Bunu hepimizin gönülden desteklediğinden eminim. Bunu ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Peki Sayın Senem, tekrar döneceğiz size tabii. Sayın İste, bu kez başka bir konuya geçeceğiz ve sizle başlayalım istiyorum. Şimdi Ayasofya'nın açılışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bir açıklaması oldu. Bu açıklamada işte hutbede yaptığı açıklamada Atatürk'e lanet olarak yorumlandı. Sonrasında Sayın Erbaş açıklama yaptı. Böyle bir lanet okumadım dedi. Ama siyaseten hala bu konuyu konuşurken bir de onun üstüne Gerçek Hayat Dergisi'nin bir hilafet için toplanın kapağı oldu. Ve toplamda da bu hafta içinde çokça tartışılan konular arasındaydı. Hem Erbaş'ın açıklaması hem de hilafet meselesi. Neler söylersiniz bu konuda? Sizin notlarınızda neler var? Şimdi şöyle aslında biraz duygusal bir giriş yapayım. Bizim Demokratik Sol Parti. Sen, buyurun Sayın Senem, siz duyamadık, buyurun, bir şey mi diyordunuz? Bana mı sordu Sayın moderatörümüz? Anlamadım, bir kez daha söyler misiniz lütfen? Bana mı sordunuz diye anlayamadım, yok, da o bakımdan. Size sormadım. Sizinle başladım dediğinizde bana mı sordunuz diye söyledim. Yok, tamam, anladım. Stüdyo konumuza tamam. Sordum Sayın Senem. Size tekrar tamam. Döneceğiz tabii ama sonrasında. Tamam. Buyurun, tamam. Devam edin. Buyurun. Estağfurullah. Şimdi Demokratik Sol Parti olarak bizim olmazsa olmazımız anayasanın ilk 4 maddesi. Bunun içinde biliyorsunuz laiklik ilkesi var. Laiklik ilkesinden taviz verilecek herhangi bir söylem, açıklama, davranış bizim tasvip edebileceğimiz bir şey değil. Şimdi Ayasofya meselesine gelince, bizim aslında Ayasofya'nın açılması, kapanması, ortada kalması, burada namaz kılmamız, bu böyle bir derdimiz yok. Hatta işte biraz önce, yayından önce Mustafa Bey'le de konuştuk. Yani gidemedik ama gideriz de. Yani şeyden korktuk işte, koronadan vesaire. Böyle bir derdimiz yok ama bu gerçekten Türkiye'nin gündemi mi sizce şu anda? Yani bugün çeyrek altın, buraya gelmeden baktım, 715 lira. Şimdi Ayasofya'da gidelim hep beraber, çıkışta yatsı namazını eda edelim. Ama gündem bu mu şu anda? Yani bunu tartışmak zorunda mıyız? Olmaması lazım. Yani Ayasofya konusundaki... Açılması için mi söylüyorsunuz? Yani? Açılması için ve bunun üzerine... Şimdi bu fetih mi? Hayır, bu fetih değil. Çünkü Ayasofya 1453'te fethedildi zaten. Eğer buna bir fetih duygusuyla bakarsanız, önce o çok savunduğunuz ki benim meftun olduğum padişahlardan biri olan Fatih Sultan Mehmet Han'a saygısızlık etmiş olursunuz. Çünkü bir şeyin bir tane Fatih olur. İki, onu düşman işgalinden kurtaran başka bir Fatih Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık etmiş olursunuz. Bu da ne yerli ne de milli bir davranıştır. Öyle bir iddiayı hiç yok. Yani olanlar var, olanlar var. Belki siz değilsiniz ama yani sosyal medyada görmüşsünüzdür. Yani dikkat alacak olan bu, şey bunu, değil. Bunu katılmadığınızı çok iyi biliyorum ama ülkede bu kadar marjinal, bu kadar aşırı uçlarda insanlar da var. Yani Ayasofya'nın açılmasını tövbe aşağı Mustafa Kemal Atatürk'ün kemiklerini Anıtkabir'den dışarı atmak diye niteleyen manyaklar da var bu ülkede. Böyle mevcutlar da var bu ülkede. Yani. Almayalım. Bunların her çeşit fikir var Türkiye'de. Bunların meczup olduğunu büyük kabul edelim. Ama bunlara da prim vermeyelim. Bunları bazen örtülü şeylerimiz, susmalarımız, ikrarlarımız tevil anlamına gelebilir. Yapmayalım. Susarak bunları onaylıyormuş gibi görünmeyelim. Belki onaylamıyoruz. Ama buna bir hayır demek zorundayız. Tepki verenler de verebilir yani. Şimdi ikinci korkum da şu. Ayasofya'yı açtık. Hep beraber gideceğiz Cuma'ya inşallah bir dahaki Cuma. Hiç sorun değil. Yani sorundan öte mutlulukla gideriz. Ama
bunu bir Atatürk'e eleştiriyle de yapmak zorunda değiliz. Madem ki kılıç hakkı bu, fetihten sonra, madem kılıç hakkı bir kiliseydi, bundan sonra cami olarak kullanalım dedi Fatih Sultan Mehmet. Onu da düşman işgalinden kurtaran başka bir devletin, çünkü onun artık mirasçısı Mustafa Kemal Atatürk'tür. O da siyaseten bugün bunu öyle yapmayalım da müze olarak kullanalım demiş olabilir. Bunu siz 2020 gününden bakıp 1934'ü böyle eleştiremezsiniz. Bu saygısızlığı Atatürk'e yapamazsınız. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklaması oldu artık. Bu meseleyi buradan çıkaralım. Müze şudur. Son açıklaması oldu. Erdoğan bu konuda çok isabetli bir noktaya parmak bastı. Ancak tabii orada da bunun açılma şeklindeki bazı usullere de eleştiri getirmemiz de zorunlu. O da şu. Şimdi Fatih Sultan Mehmet nasıl yaptı? Bunu aslında bir idari işlem tesis etti. Tabii güncel idare hukuku yoktu o zaman. Ama bir devlet başkanı olarak ibadethanenin şeklini değiştirmek konusunda bir irade koydu. Mustafa Kemal Atatürk de o günkü idare hukuku çevresinde bir bakanlar kurulu kararı tesis etti arkadaşlarıyla beraber. Yine başka bir şey yaptı. Ama biz şimdi ne yaptık? Şunu yapabilirdik. Sayın Cumhurbaşkanı bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini tek başına çıkartabiliyor. Yani eski bakanlar kurulu yetkisini Cumhurbaşkanı tek başına kullanabiliyor. Bunu yaparak bir siyasi iradeyle ya ben müze kalması gerektiğini düşünmüyorum. Siyaseten o günkü konjonktürdeki o günkü şartlarda olmuştur. Bugün yeni şartlar vardır. Özellikle mutat, zaten ibadete açıktı biliyorsunuz Ayasofya. Bugün açılmadı ama mutat ibadete açıldı. Bu önemli bir ayrım. Mutat ibadete açılmasını uygun buluyorum diyebilir Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu eleştiririz eleştirmeyiz ama meşrudur. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bunu yapmadı. Bir Danıştay kararıyla 1934 yılında kurulmuş bir idari işlem kaldırıldı. Bu aslında şu demek. Cumhurbaşkanı yaptı. Cumhurbaşkanı onu. Yani şöyle. Yani işte yargı bağımsızlığı üstadım. Ama o konuda tartışılmış bu noktada. Öyle bir, şöyle bir itiraz da var. Bir saniye. Şöyle bir itiraz da var. Vakıf senedi olduğu için Danıştay hukuki bir mesele ve bu konuda medeni hukuk devrede. O yüzden Danıştay'ın karar vermesi daha doğru diyen de var. Yani eğer böyle bir siyaseten durum var değil, ben işin hani vakıf senedi değildir noktasını hukuken böyle burada ne izleyiciyi ne bizleri yormak istemem ama. Ya itirazlar tabii, anlamında tabii dedim. Biliyorsunuz ben. Şey de var. Bir idari işlem tesis ettikten sonra idari işlemi idare mahkemesine kaç günlük sürede gidersiniz? 60 günlük sürede mesela. Bazı durumlarda 30 günlük sürede gidersiniz bazı istisnai durumlarda. Şimdi olmuş burada kaç yıl? 1934'ten 2020'ye kadar. Yargıyı bu kadar zorlayacağımıza, yani Nusret Bey'in söylediği gibi bu kadar şey yapacağımıza, onlara güven vereceğiz. Aynı zamanda onları da böyle siyasi kararlar vermeye zorlayacağımıza, bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi tesis ederek aynı işlemi yapamaz mıydık? Bence yapabilirdik. Bunu yapmadık. Niye yapmadık biliyor musunuz? İçeride bunu kullanmak istedik iyi anlamda. Ama dışarıda da biz yapmadık, yargı yaptı demek için yaptık. Bunu da teslim etmek lazım. Ama dediğim gibi bizim Ayasofya'nın açılmasına ilişkin çok temel bir problemimiz yok. Ama gündem saptırmayalım, birbirimizi kandırmayalım. İnşallah yarın belki orada cuma kadar. Sayın Erbaş'ın açıklamasını da siz bir lanet olduğunu düşünüyor musunuz? Kendisi yaptığı açıklamada hayır böyle lanet okumadım dedi. Atatürk'e lanet okunmaz dedi. Sonra Erbaş, MHP Genel Başkanı bir açıklaması oldu. Kimsenin adı değil. Sayın Erbaş biliyorsunuz FETÖ imamının, Adil Öksüz'ün doktora tez danışmanı. Onun bazı noktalarda yaptığı açıklamalarda biz samimiyet görmüyoruz. Bu nedenle biz parti olarak kendisinin istifasını istedik. Atatürk'ün kurduğu bir kurum olan ve bize göre laikliğin gereği de olması gereken bir kurum olan Diyanet İşleri'nin başında Sayın Erbaş'tan başka birisi olmalıdır şu anlamda. Sayın Erbaş inkar etti. Ben bunu demeye çalışmadım dedi ama net olarak ifade etmedi. Böyle bir noktada şunu söylemesini ben beklerdim. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Ona saygısızlık etmek ne talebimdir ne haddimdir. Lütfen yanlış anlaşılmasın kadar açık bir şey isterdim. Maalesef örtülü konuştum. Yani siz açıklama biz aslında açıklayamamama oldu. Açıklayamamaydı. Erbaş'ın istifa etmesi burada uygun olacaktır. Kendisini de yıpratmayacaktır. Savunduğu hükümetini de yıpratmayacaktır. Hilafet meselesini bir sonraki tura bırakalım tamam. O zaman. Lanet meselesi üzerinden ilerleyelim. Sayın Albayrak buyurun siz de devam edelim. Şimdi bu noktada Sayın Erbaş'ın açıklaması oldu. Sonra da işte Sayın Bahçeli'nin bir açıklaması oldu. Sayın Bahçeli açıklamasında Diyanet İşleri Başkanı'nı koruyan bir açıklama olarak yorumlandı ama şöyle bir açıklaması da oldu yine aynı açıklamanın içinde, tırnak içinde. Kimsenin haddine öyle anasından doğmadı ifadesini de kullandı ama bu meseleyi tartışıyoruz. Lanet okundu mu okunmadı mı ne oldu diye. Siz nasıl görüyorsunuz tüm bu yaşananları, bu süreci? Teşekkür ederim. Bir de şu var, onu da özellikle sorayım, şimdi aklıma geldi. O gün o hutbede işte Mustafa Kemal Atatürk'e bir göndermede bulunması, bir dua edilmesi de gerekmez miydi? Bu da çok tartışılıyor. Tepkiler arasında bu da var. Onunla cevaplayalım. Atatürk'e dua edilmeliydi. Elbette ki edilmeliydi.
Şimdi büyük bir şeyle, tiyatroyla karşı karşıyayız veya bir algı yönetimiyle, eskilerin tabirinden tasavvur, yeni tabirinden algı. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin dahi geçmediği bir metinde, ki hutbedir o, yani oradaki camideki tabiri hutbedir. Bunu biz bir metin, bir bülten olarak da değerlendirebiliriz hani bir, yani seküler bir gözle baktığımızda. Ama camide veya İslami istilahta bir hutbedir. Hutbede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun ismi dahi geçmemiştir. Direkt veya en direkt bir imada dahi bulunulmamıştır. Ama buna rağmen şu anda insanların aklıyla alay eder gibi belli yerlerden düğmeye basıldıktan sonra aslında Ayasofya'nın açılmasını hazmedemeyen bazı kesimler, tabii ki herkes söylemiyorum, burada samimiyetle, iyi niyetle Sayın Diyanet İşleri Başkanımızı eleştirenler de var. Yani doğru bulmuyorum, yani isabetsiz buluyorum ama iyi niyetle eleştiriyor. O lanetin Atatürk'e edildiğini. Şimdi bakın hepimiz Türkçesi var. Yani hepimiz eğitimli insanlarız. Türkiye'de okuma yazma oranında %100'e yakın neredeyse yani. Yani hiç kimse de aptal değil. Metni alsınlar, okusunlar. Orada Atatürk'e lanet var mı yok mu? Yani Nasrettin Hoca'nın eşeği anlattığı gibi yani. Bir eşeği dahi gösterse der ki burada kardeşim ismi geçmiyor. Türkiye Cumhuriyeti kurucusunun veya herhangi bir kişinin, hiçbir kimsenin ismi geçmiyor. Ama deniyor ki burada Atatürk'e lanet var. Ne alakası var? Atatürk'e lanet falan yok. O peki o hutbeyi kim yazdı? Bazıları diyor ki ben başka kanallarda görüyorum. Merkez medya dedikleri ki ben merkez medya olarak falan görmüyorum derim. Merkez medya inanın Ulusal Kanal ve Akit TV çok daha merkez medya, çok daha farklı kesimler özgürce tartışıyorlar. Burada Ulusal Kanal'da hakkını verelim. Bakıyorum orada abuk subuk şeyler var. Diyor ki hutbenin dışına çıkılmış ya. Ya siz hutbeyi kimin yazdığını nereden biliyorsunuz? Bu konuda Erdoğan'ı sorumlu tutanlar da var. Şimdi web sitesinden kaldırdılar o bölümü. Onları, neden yaptı diye. Yani? Onları daha dürüst buluyorum. Bakın Sayın Erdoğan'ı sorumlu tutanları daha dürüst, daha ilkeli buluyorum. Çünkü bazıları diyor ki ya Erdoğan iyi de Ali Erbaş kötü, Ali Erbaş istifa etsin. Hani işte provokasyon yaptı anlamında mı? Yani ya, bilerek kışkırttı anlamında mı? Yani bir defa okuduğu metin hutbe Fatih Sultan Mehmet Han'ın yazmış olduğu vakıfname. Orada okunan sözler Fatih'in sözleri. Yani diyor ki ben burayı kılıç hakkıyla, kanla, bunu önceki haftalarda da burada başka tartışmacılarla konuştuk. Kan hakkı olarak, kılıç hakkı olarak aldım, burayı vakfiye haline getirdim, bir külliye yaptım ancak şu 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 amaçlarla kullanılabilir. Kullanılmasa da tüm vakfiyelerin, metinlerin sonu dua ve beddua ile biter. Der ki işte ben burayı, bu binayı aldım ve bunu sadece vatansever olarak Ulusal Kanal için kullanılması için bağışladım. Eğer bu Ulusal Kanal için değil de başka yanlış fikirler için kullanılırsa diye bir kişi alıp burayı vakıflaştırır, bağışlarsa başka hiçbir şey için kullanılamaz. Mesela bu sadece, dün başka bir televizyon kanalında da söyledim bunu. Sadece Ayasofya Vakfı için değildir bu. Siz Mor Gabriel Kilisesi'ni de farklı bir amaçla kullanamazsınız. Heybeliada Ruhban Okulu'nu da farklı bir amaçla kullanamazsınız. Fatih'teki Rum Patrikhane'nin de başka bir amaçla, Ortodoks Kilisesini de başka bir amaçla kullanamazsınız. Mesela siz, şu an hükümet bir kararname çıkartacak. Diyecek ki ben Fatih'teki, Balat'taki Patrikhane'nin AVM yapılmasına, benim birkaç tane müteahhit arkadaşıma verilmesine imza... Tamam, vakıf kısmını anladık. Hiç kimse şimdi ama bu okuduğu vakıftaki metin. Ama sonraki açıklamasında Sayın İsti az önce onu söyledi. Sonraki açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'tür. Kesinlikle benim ya dedi ki, diyemez miydi? Yine demedi. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk olduğunu söylemeye neyin? Bir de şimdi öyle bir şey ki karşınızdaki insanın çocuk yanına, benim dediğim gibi de şu kelimeyi de ilave. Yok, Sayın İbrahim Kalın'ın gösterdiği hassasiyeti göstermesini beklerdim Sayın Erbaş'tan. Herkes konuşuyor. Ali Erbaş Bey'in, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın söylediğinde yanlış olan ne var? Diyor ki Cumhuriyetimizin kurucusu diyor Atatürk bundan 82 sene önce vefat etmiştir ve biz ölmüşlerimizi duayla anarız, bedduayla değil diyor. Ne demesi? Burada yanlış olan ne var? Efendim şunu da okusaydın, bunu da okusaydın. Ya böyle bir şey, böyle bir zorlama olabilir. Bir şeyde Onur Bey kardeşime katılamayacağım, ifade edeceğim. O da ben eminim ki buna hak verecektir. Adil Öksüz'ün tez imamı falan bakın. Tez danışmanı falan. Benim yanlış bir kavram çıkardı. Evet. Ben ne dedim ki? Tez imamı dedim. Eyvah. Düzeltiyorum. Tez danışmanı. Tez danışmanı. Bakın Türkiye'de
150 bin tane ve 200 bin tane FETÖ'cü yargılandı. Bunlar işte ağır ceza, ağırlaştırılmış müebbet alanlar da var. Tutuksuz yargılanıp hükmün geriye bırakılması olanlar da var. Yani en hafif cezadan en ağır cezaya kadar hukuka muhatap olmuş yüz binlerce FETÖ'cü var. Bunların siz kalkıp da şu öğretmeniydi, bu tez danışmanıydı, bu profesörüydü, bu benim de... Benim bir sürü hocam vardı, komünistti. Yani bu benim komünist olduğumu gösterir. Benim hocam vardı bir tane, bölücüydü. Benim hocam vardı, tarikatçıydı. Benim hocam vardı, ırkçıydı, faşistti. Yani bir insanı, yani Mustafa'yı değerlendirirken siz, ben İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliğinden mezun olurken benim hocalarıma bakacaksanız, yani çok farklı sonuçlara varırsınız. Adil Öksüz'ün hocasıydı, tez danışmanı falan. Siz Sayın Ali Erbaş'ın 17-25'ten sonraki tavrına bakın. Sayın Erbaş gayet yerli, milli, vatanperver ve tevhidi bir Müslüman olarak bilinir. O konuda yapılanları ben Onur Bey kardeşimin de biraz daha detaylı araştırırsa hakikati göreceğine inanıyorum. Şeye gelince, Atatürk'le bir hesapla olup olmamasına gelince, burada bu Atatürk'e yapılacak olan çok büyük bir haksızlık olur. Ben bunu yine önceki haftalarda da bir iki televizyon kanalında da söyledim. Bunun müzeye çevrildiği resmi tarih 1 Şubat 1935. Onur Bey kardeşim. 1 Şubat 1935'e gelene kadar Cumhuriyet Kurulu kaç yıl geçmiş? 12 sene geçmiş. Hadi kararının verilmesi, şifahi olarak kararı verilmesi, de facto olarak 1934 Kasım ayı. Hatta soyadı kanunu yok, o imza tartışması da oradan patlak veriyor zaten. Kemal Atatürk diye imza var ama Kemal Atatürk diye bir insan yok o sırada. Aralık ayında soy ismi kanunu getiriliyor, Kasım ayında o Bakanlar Kurulu kararnamesi var. Mustafa Kemal Atatürk 1923'ten 1935 yılına kadar, gelene kadar çeşitli reformlar yapıyor. Yani katılalım, katılmayalım. Benim içerisinde onayladıklarım da vardır, onaylamadıklarım da vardır. Ben bir ifade hürriyetini savunan bir insan olarak, bilimsel bir insan olarak katıldıklarım da var, katılmadıklarım da var. Zaten Atatürk kendi devrinde de kendi görüşlerine katıp, biz mesela harf inkılabına ilk tepki veren, bunu kimse dile getirmez ve akla gelmez, İsmet Paşa'dır. Ya demişler, ben başbakan olarak, başvekil olarak, mutasarrıflarından, valilerinden, kaymakamlarından nasıl yazışacağım demiştir yeni alfabeden. Bunun zamana yaygın olarak tedirgen uygulanmasını istemiştir. Mesela Kazım Karabekir aynı şekildedir. O da Latin alfabesinden yanadır. Ama bunun bir devrim gibi değil de bir evrim gibi. Yani kızı zannedeyim o şekilde ifade etmiştir. Babam evrimciydi diyor, Atatürk devrimciydi diyor. Yani bunun bıçak gibi kesilmesi değil de daha zamana yayılarak. Mesela Abdülhamit Han da Latin alfabesinin öğretilmesini istemiştir. Bu, yani Atatürk'ün ilk defa getirmiş olduğu bir şey değildir ama şeklini eleştirebilirsiniz. Bu suç değildir ki. Yani Atatürk şunu şu şekilde de bu şekilde yapmış olmaydı demek bir suç değildir. Haşa, Atatürk ilah değildir. Atatürk her bilimsel insanın kendisi de devrinde mesela herkesi dinlermiş. Tabii ki sonuçta bir siyasi otorite olarak kararı o verilmiş. Bugün Erdoğan da öyle yapıyor. Herkesin görüşünü alıyor. Ama son imzayı kararnameye atan o. Neden? Devletin meşru başı o. O günkü de devletin meşru başı Atatürk olduğu için kararları o veriyor. Buna siz katılabilirsiniz, erken oldu diyebilirsiniz, geç yapılabilir diyebilirsiniz. Ama Atatürk 1923'ten 1935'e kadar onlarca radikal devrim yapıyor. İstese Ayasofya'yı kapatamaz mıydı? Önünde duracak bir güç var mıydı? Asla yoktu. Ayasofya dümdüz ederdi. Zaten Ayasofya kapalı olduğu zaman Sultanahmet de kapalıydı. Bakın Sultanahmet Camisi de o gün 1935'te kapalıydı. Binlerce cami, Erzurum Gürcü Kapı Camii de kapalıydı. Benim Gelci köyümdeki cami de kapalı. Yani o sırada bir olağanüstü dönemden geçiriyordu. Tartışılabilir, yanlıştır, doğrudur. Ama Atatürk hiçbir zaman Ayasofya'yı kapatmamıştı. Ta ki 1934 yılında, 35 yılında bir görüşmeler yaptı. Amerikan Bizans Enstitüsü şefi Whitmore zannediyorum. Yanlış telaffuz edebilirim. O Türkiye'ye geliyor. Yine Amerikan Büyükelçisi o zaman. Biliyorsunuz Amerika Türkiye'ye en son büyükelçi atayan ülkelerden bir tanesidir. İlk Amerikan Büyükelçisi 1927'de atanmıştır. İkincisi olan Sherrill diye zannediyorum telaffuz ediliyor. Büyükelçiliğine yaptığı görüşmeler sonucunda önce 1934'te hükümet kararnamesiyle tadilat alınıyor. Yani bakanlık kararnamesiyle. Atatürk'ün imzası falan yok. Ama Atatürk'ün bu görüşmeleri yaptığını da biliyoruz. Hani o imza Atatürk'e ait değil deyip de ya Atatürk'ün Ayasofya'nın müze yapıldığından haberi yoktur demek de olmaz, aldatıcı olur. Tabii ki Atatürk'ün haberi vardı Ayasofya'nın müze olmasından. Ama o kararnamedeki imzanın bilimsel olarak
Sayın Yeniçer Hocam da arkadaşları iyi tanır. Yusuf Alaçoğlu hocamız da eski Türk Tarih Kurumu Başkanı, değerli profesör. O imzanın Atatürk'e ait olmadığını biliyorlar. O imza ve sonrasında aradan sonra konuşalım mı? Çünkü olur. Uyarıyor arkadaşlar. Sizin de konuşmanızın sonrasında çok bölünmesini istemem. Değerli izleyenler, şimdi bir araya gidiyoruz. Aranın ardından haber merkezinde konularımızı tartışmaya devam edeceğiz. Haber merkezi devam ediyor değerli izleyenler. Aradan önce Sayın Albayrak'ta kalmıştık. Ayasofya'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı hutbe açıklamasında, hutbede Atatürk'e yönelik lanet sözlerini sarf ettiği tartışması başlamıştı. Sayın Erbaş sonra yaptığı açıklamada böyle bir açıklama, lanet olmadığını söyledi. Tam o noktada da Ayasofya bölümünü tamamlayıp yine lanet üzerine girersek. Tabii. Sayın Albayrak. Şimdi diğer konuklarımız da bekliyor. Ayasofya Camii'nin müziğe çevrilmesinin 1934, 35 ve 36 sürece yaygın olarak 34 Kasım'ında tadilat kapsamına alınıyor. 1 Şubat 1935'te müze diye Bakanlar Kurulu kararnamesi çıkıyor. O tamamen o günkü Cumhuriyet Hükümetimizin bir tasarrufu olarak. Cumhurbaşkanı'nın Atatürk'ün imzası yok orada. Tamamen Bakanlar Kurulu kararı olarak müziğe çevriliyor ki o yasal bir karardır. Herkesin uyması gereken. 1936'da da ilk aylarında zannediyorum müze olarak cami olarak. Yok, 1936 müze olarak açılıyor. Yani 34 Kasım'ında ibadete kapatılıyor. Ama vakıf senedine cami olarak şey yapılıyor. Ondan sonra tapu olayı devreye giriyor. Tapular, bütün mülkiyetler tapulara işletilmesi gerektiğinde orada çok ciddi bir tasarrufu var Atatürk'ün. Bizzat kendisi cami olarak tapuya kaydettiriyor. Şimdi bütün bunları bilip de Atatürk'e hiç kimse saygısızlık yapmaz. Yapamaz yani. Yani bir haksızlıktır. Bakın başka konularda söylüyorum, eleştirebilirsiniz. Peki Sayın buna Erbaş niye böyle ucu açık konuşmalar yapıyor? Ya da bu konuşmalarda... Bakın burada da Sayın Ali Erbaş'a haksızlık yapılıyor. Bunu da şundan söylüyorum. Sizin iyi niyetiniz, özellikle Ulusal Kanada Vatan Partisi'nin... Ya bizim görevimiz izleyiciyi aydınlatmak. Neyse hepsini konuşalım istiyoruz. Bakın yani Demokratik Sol Parti'nin, Ulusal Kanada'nın, İYİ Parti'nin de ciddi bir kısmının iyi niyetle bu eleştirileri yaptığına inanıyorum ama... Bir kısmı da hazımsızlıktan Ayasofya'nın cami olmasını bazıları işlere sindiremiyorlar. Yani nasıl CHP'de Faik Öztıraklar, Sayın Öztıraklar sindiremedi. Bazı kesimlerde de bu var. Ayasofya'nın açılmasını eleştiremeyecekleri için, toplumdan, kamuoyundan büyük tepki alacakları için, bir de bunun hukuki olmasının da ayrı bir meşruiyet tarafı var, bir kazanımı var. Bunu kalkıyorlar, Ali Erbaş'ı tabiri caizse onun üzerinden bu rövanşı almak istiyorlar. Nasıl ki bazı bilmeyen insanlar, cahil insanlar bunu Ayasofya'nın camiye ibadete açılmasının Atatürk'te bir rövanş olarak görmeleri bir cehalettir, bir yanlışlıktır. Bazılarının da kasıtlı olarak, bakın iyi niyetli eleştirilere saygım var. İnsan bilmeyebilir, eleştirebilir. Ben de birçok konuyu bilmeden eleştirdim. Sonradan dedim ki ya ben yanlış düşünmüşüm. Mesela Ergenekon balyoz operasyonunda yanlış düşünmüş olduğumu mahcup oldum, kabul ettim. Bugün de birçok arkadaşımız Ali Erbaş'la ilgili eleştirileri samimiyetle yapar ama birkaç zaman sonra veya şu anlatacaklarını söyledikten sonra belki de... Kısa olsun ama Sayın Albayrak, diğer konuklarım bekliyor çünkü. Orada Sayın Ali Erbaş kendisine ait bir tek cümle kurmamıştır. Vakıfnamedeki metni okumuştur. Aynı metni 10 Temmuz Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız Danıştay'ın kararı, hani 1934'teki Bakanlar Kurulu kararının iptali ne diye Danıştay'ın Türk milleti adına vermiş olduğu karar var ya... O karardan hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımız canlı yayına çıktı. Tamam, o kısmı anladık. Hutbede olanı okudu. Yani hutbede olanı okudu. Bunu peki şunu okuyamaz mıydı? Sayın Onur Bey'in de söylediği gibi. Yani Atatürk'ü orada dua edemez mi? Atatürk'ün adını geçiremez mi? Ya o zaman diyecekler ki yağcılık yapıyor. Gerçek şimdi biz ki, yani Diyanet İşleri Başkanı kendisini kimseye kabul ettirmek, hoş göstermek zorunda değil ki. Yağcılık olmuyor. Sonuçta bir işgalden kurtulma durumu var. İkinci Fatih Onur Bey. Hayır, tek demin çok güzel bir söz söylediniz. Bir tek Fatih var. Şu anda bunu ben... İkinci Fatih dediniz ama. Hayır ama şöyle söyledim. Yani biri alan fetheden, diğeri kurtaran. Bakın, yani. Hayır. Şimdi hakikaten tabii ki bir mirasçı var. Kurtuluş Savaşı'nın komutanı ve Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nın bir numarası Mustafa Kemal Atatürk'tür. Eyvallah. Kimse inkar edemez. Bunu Sayın Ali Erbaş da inkar etmez. Hiç kimse de inkar etmez. Yani deli olmasın. Milli olan herhangi biri inkar edemez. Hiç kimse inkar etmez bunu. Bir defa birinci meclisin başkomutanlık sıfatı vermiş olduğu, ağzından çıkan her sözün kanun olduğu. Yani bugün size Erdoğan o şekilde bir yetki vermeye kalktın, dünyaya kalkar.
derler ki diktatörlük, faşizm yani. Kuzey Kore gibi. Erdoğan komutan diye yani o dönemin şartları. Tabii yani. Sakarya 3 ay dene verilmiştir. Evet. Olsun bir 3 ay daha olsun. Onu yapsaydı da başka tartışma. Başka tartışma çıkacaktı. Şimdi peki. Biz Diyanet İşleri Başkanı'na hutbe mi öğreteceğiz ya? Bırakın. Yani tamam. Ne Sayın Yeniçeri dinleyelim bir de. Yine tartışma farklı bir pencere açmacık açısından. Sayın Yeniçeri siz nasıl bakıyorsunuz tartışmalara? Sizce Diyanet İşleri Başkanı hutbede Atatürk'e lanet okudu mu? Sonraki açıklaması samimi mi? Ya da daha iyi bir açıklama yapılabilir miydi? Neler söylersiniz? Şimdi öncelikle şunu ifade etmek lazım. Çok net bir ifadeyle söylüyorum. Türkiye'de karşıtlar üzerinden, ayrıştırma üzerinden, kamplaştırma üzerinden, ötekileştirme üzerinden bir siyaset yapılıyor. Ve bütün değerlendirmeler de bunun üzerine kuruyor ve siyasetin de girmediği hiçbir yer kalmıyor. Bu son derece yanlış, tehlikeli ve toplumu bir tutkal gibi bir arada tutacak kavramlar, kurumlar ve konumlar tartışmaya açılıyor. Şimdi Ayasofya'nın cami statüsü kazandırılması ve yapılan bu devlet töreni ve burada ilk cumanın kılınması toplumun kahir ekseriyetini memnun etmiştir. Ancak malum nedenler yüzünden Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesinin bütün bir millet olarak hazzı doya doya yaşanmamıştır. Çünkü herkes buradan kendisine bir paye çıkarmak gibi bir gayret içerisine girmiştir. Hele hele Diyanet İşleri Başkanı'nın şu cümle şu, vakfedenin şartı vazgeçilmezdir. Çiğneyen lanete uğrar. Şimdi bunu nerede hutbede söylüyor? Bu Fatih Sultan Mehmet Han'a ait vakfiyenin bir şeyi de olabilir. Parçası da olabilir. Ama burada bu sözü ifade ettiğiniz zaman adeta camiydi, bunu müzeye çevirdi. Vakfedenin şartını çiğnedi ve lanete uğrar diye toplum anladı. Ve bu da böyle anlaşılır. Cümle alem böyle anlaşılır. Bunun başka bir izah tarzı da yok. Zaten Sayın Diyanet İşleri Başkanı şeyin döneminde de Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım törenlerinden bir gün önce de o anılma toplantılarını yaptığı 10 Kasım'dan bir gün önce de Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etti. Atatürk'e takıntısı olan bir insanı gitti. Allah rahmet eylesin ondan. Ziyaret etti. Ve dolayısıyla böyle bir şey varken orta yerde, konum ve durum varken orta yerde herkesin mutlu olacağı bir mutlu olduğu ki iktidarıyla muhalefetiyle herkes Ayasofya'nın açılmasına destek vermiştir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne söylemişlerdir, Cumhuriyet İyi Partililere söylemişlerdir. Onlar şunu söylemişlerdir. Kardeşim açın, elinizi tutan mı var? Bir an evvel bunu açın şeklinde ifade etmişlerdir. Dolayısıyla da bu bir toplumsal mutabakat şeyidir, yeridir. Bu toplumsal mutabakatı toplumsal muhalefete çevirerek gerçekten bu insanları siyaset bağlamında karşı karşıya getirmek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Bunun özellikle altını çizeyim. Bakın okula, camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girmeyecek diye 2002 yılında iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kadar bütün Demirel'in ağzından da, Ecevit'in ağzından da, Başbuğ Türkeç'in ağzından da devamlı bu sözler çıkardı. Yani buralara siyaset sokmayın. Buralara siyaset soktuğunuz andan itibaren siz o kavramlara ve değerlere yönelik çok büyük bir yanlışlık yapmış oluyorsunuz. Ve dolayısıyla da bunun hık mık, kem küm, mırın kırın edecek bir tarafı yok. İstanbul işgal altına girmiştir. O işgali Ayasofya alındıysa orada
arkadaşların da belirttiği gibi 4 sene sonra o işgalden sonra İngilizlerden tekrar yeniden yönetim İstanbul'un işgali kurtarılmış ve dolayısıyla bunu Türk milletinin şeyine sunmuştur. O zaman devlet iradesi milletin geleceği yönünden müze olmasında fayda görülmüş. Ancak ben de şahsen Ayasofya'nın cami olması bende de bir idoldü. Ve biz de çok Ayasofya'daki zincirler kopsun, kırılsın diye bağıran insanlardan bir tanesi de benim. Ama bunun siyasi bir aygıt olarak veya siyasi bir adeta enstrüman olarak kullanılmasın ve bu yönde değerlendirmeler yapılması son derece yanlıştır. Türkiye'de tartışılmaması gereken, bak üzerine basarak söylüyorum ve bundan rahatsızlık duyarak bu değerlendirmeler yapıyorum. Türkiye'de hiç tartışılmaması gereken kurumların başında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanı gelir. Yani en ağırbaşlı, en soğukkanlı, en sağduyulu davranması gereken makam orasıdır. Ve dolayısıyla adeta bir siyasetten rol çalar gibi bir takım çıkışların Diyanet'le ilgili yapılarak yapılması ve bunların da bizim şu andaki konuşmamıza bile konu olmasından ben aslında büyük üzüntü duyuyorum. Ve oradaki insanların kendilerinden daha çok o makamı ve temsil ettikleri ruhaniyeti dikkate alarak hareket etmeleri gerekir. Kendilerine karşı olanlara da dahi olmak üzere mutlaka Türk toplumunu ve bu toplum içerisindeki hatta bütün İslam aleminde dahil olmak üzere her birisini insanlığı esas alan bir anlayış içerisinde hareket etmesi icap ediyor, gerekiyor. Bakın insanların bugünkü fikirleri, düşünceleri ne? Bundan 10 sene sonraki düşüncelerinin ne olacağını siz tayin edemezsiniz. Allah ilhamı ne zaman insana vereceğini de bilemezsiniz. Benim bir arkadaşım vardı. Ateist, dinsiz, putperest birisi ve ondan çok uzun süre bir mücadele ettik. En sonunda 12 Eylül'de yurt dışına gitti. Sonra yurt dışından 8 sene sonra bana bir mektup yazdı. Bismillahirrahmanirrahim'le başlayan, hakkını helal et diye yazan bir İsviçre'den bir mektup aldım adamı. Onun için Diyanet İşleri yani din kurumu, din kurumunun yöneticileri konuyu günlük bir takım olgulardan yola çıkarak bir değerlendirme içerisine girmeleri bana göre yanlış, böyle bir görüntü vermeleri yanlış. Şimdi Sayın Albayrak'ın söylediğine ben de yürekten katılmak istiyorum. Yani Diyanet İşleri Başkanı bunu kastetmedi ve kendisi de kastetmedi. Başım üzerine ve doğrusunun da o olması gerekir. Ama bazı şeyler vardır. Şuyu vukuundan beterdir. Ve dolayısıyla o şayayı ortaya çıkaracak cümleleri de ağzınızdan siz kaçırmayacaksınız ya da herkesin başka anlamlar yükleyeceği cümlelerle topluma hitap etmeyeceksiniz. Çünkü oradaki toplumun tamamı sizin. İktidarıyla, muhalefetiyle, efendim ideolojisi farklı, etnisitesi farklı, kimliği farklı, mezhebi, hepsini siz temsil ediyorsunuz. Bunların hiçbirinin yüreğini burkacak, incitecek bir sözün ve söylemin içerisinde olması gerekmiyor. Ama Türkiye'de maalesef böyle karşıtlık, ötekileştirmek, kamplaştırmak, ayrıştırmak bir şey gibi her gün böyle karşı tarafın kötülüğü üzerinden bir taraf meşruiyetini ilan ediyor. Onlar kötü, ben iyiyim diyor. Ya onlar da iyi ama ben onlardan daha iyiyim. Sayın Yeniçeri. Diyecek bir... Sayın Yeniçeri, bir tepki çeken nokta da şuydu. O konudaki görüşünüzü de almak isteriz. Yani İstanbul'u düşman işgalinden kurtaran, Ayasofya'yı kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'ün hutbede ya da açılışta isminin geçilmemesi, anılmaması, dua edilmemesi konusu da çok tepki çekmişti. Ne söylersiniz bu konuda? Evet. Yani bu çok net bir şekilde sanki Atatürk'ün ismini ağızlarına aldıklarında dinden çıkacakmış gibi
bir takım insanlar bir psikolojiye kapılıyorlar. Yani Mustafa Kemal Atatürk olsaydı, eğer o Yunanistan'ı da kurtarsaydı, bugün Yunanistan'da da ezan okunuyordu. Bugün orada da camilerin tamamı açıktı. Sırbistan'da da öyle olacaktı. Eğer Osmanlı'nın bulunduğu topraklarda Mustafa Kemal hakimiyetini kurabilseydi, oraları da kurtarabilseydi, Selanik'i kurtarabilseydi, oradaki camiler kilise olmayacaktı. Onlar da bugün aynı şekilde bir Türkiye'de olduğu gibi ezan da okunacaktı diye. Eğer oralarda ezan okunamıyorsa bizim orada bir Mustafa Kemal'in çıkmamasından kaynaklanıyor. Ve dolayısıyla başkaları egemen oldukları için kendilerine uygun bir hale getirdiler. Onun için bugün biz burada özgürsek, bizim bu burada bizim semalarımızda ezan sesi günde 5 vakit yankılanıyorsa ve bizim burada serbestçe Kur'an'ımızı okuyabiliyorsak ve biz ibadetimizi yapabiliyorsak, bunu Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz kardeşim. Bu 2 kere 2 4 eder kadar kesin. Net, açıktır. Niye bunu söylemiyorlar? Niye bundan kaçınıyorlar? Niye bunu ifade etmiyorlar ki? Yani bak bir şey daha söyleyeyim. Şimdi burada demin söyledim. Türkiye'de ayrıntılar üzerinden siyaset yapıyor. Bütünsel siyaset yapan bir siyasi parti kalmadı. Herkes ayrıntı üzerinden bir tarafı tutuyor. Ya Atatürk'ü tutacak ya Abdülhamit'i tutacak. Ya Türkiye Cumhuriyeti diyecek, önceleyecek, ya Osmanlı'yı önceleyecek. Hepsi bizim. Şimdi ya Ayasofya diyecek. Hepsi bizim. Osmanlı ya, da bizim, Cumhuriyet de bizim. Hah, işte onu diyecek. İşte Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim, Atatürk de bizim, Abdülhamit de bizim, hepsi Selçuklu bizim. Da bizim. Yani siz tarihe bir bütün olarak, değerlerinizi bir bütün olarak ele alıp onları kucaklayamazsanız, net olarak söyleyeyim, o ayrıntıda boğulursunuz. Ve şu cümleyi de kurayım. Günümüz bak, hem siyasetinde, hem ekonomisinde, hem sosyalinde, her anlamda söylüyorum. Günümüz analizler günü değildir. Analizler çağı bitmiştir. Artık sentezler çağına girdik biz. Yani herkesle her konuda biz anlaşamayız. Ama herkesle birçok konuda anlaşabiliriz. Evet. Onun için bu anlaşma noktaları üzerinden düşüncelerimizi birleştirerek birbirimizi kucaklamamız ve onun üzerinde ekonomi, onun üzerinde siyaset, onun üzerinde sosyalimizi oturtmamız peki gerekiyor. Peki Sayın Yeniçeri, size yeniden döneceğiz. Sayın Senem, siz de devam edelim bu tartışma ilişkin. Bu Sayın Erbaş'ın lanet açıklamasına ilişkin, tırnak içinde tabii bu ifadeyi kullanıyoruz. Sonrasında da çokça açıklama geldi. İşte MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin de bir açıklaması oldu. Tepkilerin odağında yine az önce sormuştuk. Bu konuda da görüşünüzü almak isteriz. Atatürk'ün hutbede ya da açılışta adının geçmemesi de yine en çok konuşulan noktalardan da siz neler söyleyeceksiniz? Ben Sayın Ali Erbaş'ın hutbesinin ertesi günü bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapmıştım Ulusal Kanal'da. Orada da ifade ettim. Şimdi Sayın Ali Erbaş'ın, Diyanet İşleri Başkanımızın sözleri yani her şekilde istismara müsait sözlerdi. Bizim inancımızda vahvedenin iradesi vazgeçilmezdir. Çiğneye lanetlenir. Ve Ayasofya ile ilgili açılış hutbesinde bunları söylüyor. Daha ayrıntısı da var da fazla şey yapmak istemiyorum. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamda oturan kişinin Atatürk'ün kurduğu bir kurumun başında olduğunu bilmesi gerekir ve elbette toplumun bütününü, bütün inançları da, Türkiye'deki bütün inançları da kapsayan bir kurumu temsil etmesi nedeniyle daha dikkatli ifadeler kullanması gerekirdi. Halbuki o sözler değişik şekilde de yorumlanabilir. Nitekim öyle de yorumlandı. Ama kendisi daha sonra buna açıklık getirdi. Atatürk'ü kastetmediğini, ona lanet değil dua okuyacağını söyledi, okunabileceğini ifade etti. Sonra Cumhurbaşkanlığı sözcüsü bu konuda bir açıklama yaptı. Başka açıklamalar da oldu.
Dolayısıyla onlara itibar etmek lazım bu açıklamalara. Netice olarak ifadelerin hatalı olduğunu kabul etmiş oldular ve düzeltmiş oldular. Hadi o ifadelerde hiçbir olumsuzluk yoktu demek bu bakımdan doğru değil. Yani o ifadeleri o makamdaki insanların kullanmaması gerekir. Nereye çekileceğini, nasıl yorumlanacağını hesap etmesi icap eder. Üstelik de öyle önemli bir günde. Yani Ayasofya ile ilgili kararı burada tartışmıyorum. Ben o kararı, 18 sayfalık kararı, Danıştay'ın kararını okudum. 10. dairenin kararını baştan sona. Orada tabii çok farklı yorumlar da yapılıyor. O kararla ilgili de yargının taraflı davrandığını, yargının siyasi emirle hareket ettiğini falan iddia edenler oluyor. Hatta Cumhuriyet kanunlarını değil, efendim, Osmanlı kanunlarını uyguladı vesaire gibi biraz da bilgisiz diyeceğim ifadeler kullanılıyor. Halbuki vakıflarla ilgili düzenleme Medeni Kanun'un 26 yılından, Medeni Kanun kabul edildiği yıldan önceki uygulamaların da o tarihteki yasalara tabi olduğu belirtilir. Medeni Kanun uygulamasına dair kanun var. Sayın o da Sayın, Cumhuriyet çok özür kanunu. Dilerim efendim. Vakıflarla ilgili düzenleme de Cumhuriyet'in. Sözünüze bağlı efendim bir cümleyle ilave edeceğim. Sayın Öztürk gerçekten o kadar cahil ki yani ona kalsa ben öyle demeyelim. Cahil demeyelim de. Ya ona kalsa cahil demeyelim de. Atatürk'ün Harbokon diploması da Osmanlı zamanında verilmiştir. Osmanlı devleti vermiştir Atatürk'ün Harbokon diplomasını. Onu bile iptal edecek belki ona kalsa. Yani şöyle diyelim. Tabii bunlar da siyasi kişilikler. Daha nezaketli bir ifade kullanalım. Herhalde yanlış bilgilendirildi Sayın Öztürk. O konudaki şeyler de değerlendirmeler de hukuki değerlendirmeler değil. Onu belirtelim. Danıştay tabii konuyu ayrıntılarıyla incelemiş. Ama şunu söyleyeyim. Tabii Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kurtarmış. Ayasofya'yı bir cami olarak kendi bir vakfetmiş. Bunlar çok doğru ifadeler, doğru şeyler. Ama Atatürk de oranın cami olarak kullanılabilmesini sağlayan işgale son vermiş. İstanbul'u ikinci defa düşmanın elinden kurtarmış büyük bir kahraman. Dolayısıyla o hutbede Atatürk'ün de adının zikredilmesi yerinde olurdu. Diyanet İşleri Başkanı'na Atatürk'ün kurduğu bir kurumun başındaki kişiye bu yakışırdı. Öyle bir günde yakışırdı. O ifadeleri değil de biraz siyasi heyecana kapılarak bir değerlendirme yaptığını görüyoruz. Tabii oradan bir kısım meczuplar da cesaret bulup hilafet tartışmasına işi çevirdiler. Tabii Türkiye'nin gündeminde hilafet diye bir tartışma yok. Hükümet sözcüsü bu konuda gerekli şeyi cevabı verdi. Cumhuriyet hepimizin ortak çatısıdır diye ifade etti. Bunlar da çok değerli ifadeler. Ama işte Sayın Erbaş'ın o dikkatsiz sözleri böyle yorumlara da, böyle niyetlerin açığa çıkmasına da maalesef vesile oldu. Sayın Senem, bu konuya da girmişken o konudan da devam edelim istiyorum. Şimdi hilafet meselesine ilişkin Yeni Şafak grubuna ait bir Gerçek Hayat dergisiydi. Bu dergi daha önce işte Vatan Partisi'nde falan bir yayın da yaptı Sivas katliamı ile ilgili. Biliyorum. Tabii bu konuyu da gündeme getirmiştik o dönem ama şimdi bu dönemde özellikle o tartışmanın olduğu dönemde işte Atatürk'e lanet okunup okunmadığının tartışıldığı bir dönemde bu kapakla çıkmak ve o Ayasofya'daki bu yaratılan ya da rüzgar diyelim nasıl yorumluyor? Siyasetteki havayı kullanarak bu kapağı çıkarmak nasıl yorumlanmalı? Yani iktidara ya yakın olması noktası. Bunlar çok marjinal fikirler. Bunları çok önemsemek yerinde değil. Hatta bunları gündem yapıp tartışmanın da çok fazla faydası olduğu kanısında değilim. Türkiye bugün karşı karşıya olduğu sorunlar nedeniyle gerek ekonomik sorunlar gerek Doğu Akdeniz'deki emperyalist blok tarafından tehdit edildiğine ilişkin sorunlar, Yunanistan'la ilgili sorunlar, efendim Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadelede karşı karşıya olduğu sorunlar nedeniyle iç cephede kenetlenmesi gereken günlerden geçiyor.
Türk milletini birleştiren söylemlere, birleştiren ve gücünü bir yere odaklayan söylemlere, ifadelere gerek var. Buna en fazla da devletin din işleriyle ilgili olan insanların dikkat etmesi icap eder. Aynı zamanda siyasi iktidarın başındaki kişilerin de buna çok önemli bir şekilde özen göstermesi, dikkat etmesi lazım. Esas sorumluluk onlarındır. Yani muhalefet elbette ki daha dikkatli olmak vesaire falan gibi şeyler yapabilir ama muhalefet ediyor. Dikkatli de olmayabilir. Bazı ifadelere çok fazla dikkat etmeden kendi tabanını konsolide etmek bakımından bazı sert sözler de söyleyebilir. Ama iktidar toplumu germeyecek. Milletin içerisindeki çelişkileri derinleştirmeyecek. Milleti birleştiren, bir araya getiren, bir güç olarak emperyalist kuvvetlerin karşısına çıkmasını sağlayan ilişkiler içerisinde olacak. Kendi tabanını değil, bütün toplumu daha çok gözeterek laflar söyleyecek, politikalar belirleyecek ve uygulayacak. Bu en fazla iktidarın sorumluluğunda olan bir konudur. Dolayısıyla buralarda dikkatsizlikler bazı gerginlikleri, lüzumsuz tartışmaları getiriyor. Mesela şimdi görebildiğim kadarıyla bu Ayasofya meselesi köpürtülüyor. Yani neticede Diyanet İşleri Başkanı bunu kastetmediğini söylüyor. Efendim hükümet yetkilileri Atatürk'e olan inançlarını vesaireyi ifade ediyorlar. Atatürk'ün Ayasofya'yı İstanbul'u ikinci kez kurtarmasından kaynaklı olarak herkes hakkını teslim eden ifadeler kullanıyor. Ama buna rağmen bu olay bir türlü bitmiyor. Köpürtülüyor. İşte bu da sorumsuz bir davranış. Bu da muhalefetin sorumsuzluğu. Veya başka amaçlar içerisinde olmaktan kaynaklanan bir durum. Yani terör örgütlerinin, FETÖ'nün, PKK'nın bunu köpürtmesini anlarım. Onların lehinedir tabii. Onlar bunu elbette ki yapacaklar. Çünkü emperyalizmin maşaları onlar. Ama geniş toplumsal tabana hitap eden muhalefet partilerinin bu konuya artık bir nokta koymaları icap eder. Doğrusu budur. Türkiye'nin kutuplara ayrılmasına, ikiye bölünmesine yol açan söylemlerden dikkatle uzak durmak lazım. Toplumu germemek, milleti birleştirmek için çaba sarf etmek lazım. Hepimizin sorumluluğudur bu. Yani biz Vatan Partisi olarak elbette ki Ayasofya ile ilgili olarak da bu hilafet meselesi ile ilgili olarak da söyleyeceklerimiz var ama bunu daha fazla uzatmanın yerinde olmadığı şeyindeyiz. Sayın Senem, bir açıklama daha var. Onu da yorumlamanızı rica edeceğim. Bugün İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın bir açıklaması oldu. Yine bu tabii tartışmanın devamında olunca bu da hani tepki çeken bir noktaya oturuyor. Ya da burada yanlış anlaşılan bir nokta var mı? Bunu size sormak isteriz. Biz masallar olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize 150 yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikayeleri anlatıldı. Artık kendi hikayemizi yazma zamanıdır. İbrahim Kalın'ın attığı bir tweet. Yani 150 yılda ne kastediliyor ya da bugün niye atıldı bu tweet? Bunlar da tabii bu noktada sosyal medyada çok tartışıldı. O yüzden size sormak istedik. Ya bunu bir resmi açıklama olarak görmüyorum. Sayın Kalın'ın kendi şahsi fikridir. Ve doğru da bulmuyorum. Onu da söyleyeyim. 150 yıldır biz emperyalizme karşı mücadele ediyoruz. İttihat Terakki döneminden itibaren. Onun hemen arkasından Çanakkale var, Kurtuluş Savaşımız var. Modernleşme mücadelemiz bir anlamda 2. Mahmut'la başlıyor. Yeni bir şey değil. Yani demin arkadaşlar Osmanlı'da bizim, Cumhuriyet'te bizim diye ifade ettiler. Elbette Osmanlı tarihini, Osmanlı'nın döneminde yaşananları da bir kenara atamayız. Yani o dönemin önemli modernleşme hamleleri de var. Özellikle ordunun eğitimi vesaire üzerinde önemli modernleşme şeyleri de var. Fakat o dönemin eleştirilen yönleri de bir hayli fazla. Öyle koymamak lazım. Yani sadece Türk toplumunun
bugün sanki yeni yeni bazı şeyleri keşfediyor gibi ifadeler doğru değil. Gerçeğe uymuyor. Tarihsel gerçekleri bir kenara bırakan söylemler. Yani biz modernleşme mücadelesini 150 yıldır sürdürüyoruz. Bunu görmeden politika yapmak doğru değil. 150 yıldır cumhuriyetle ilgili olarak, laiklikle ilgili olarak da bir mücadele sürüp geliyor. Emperyalizme karşı bir mücadele sürüyor. Bizim yani dünyada belki de nadirdir. Türkiye kadar 200 yıldır direnç ile emperyalizme karşı mücadele eden, tabii gitgelleri oluyor bunun. Yani her zaman aynı şey olmuyor. Zaman zaman geri gidişler, ileri atılımlar vesaire oluyor ama ısrarla Türk toplumu emperyalizme karşı bir kimlik, kişilik mücadelesi yürütüyor ve bunda çok büyük mesafeler aldı. Bugün Türkiye'nin geldiği noktayı da hiçbir şekilde yabana atmamak lazım. Bugün Suriye'nin kuzeyinde ABD emperyalizmine karşı, efendim şeyde Doğu Akdeniz'de Amerika'ya, İsrail'e, onun oluşturduğu bloka karşı, Fransa'yı da dahil edin buna, bir büyük mücadele yürütülüyor. Bu mücadeleleri falan görmeden, bu mücadelelerde devrimcilerin, cumhuriyetçilerin, bütün millet olarak herkesin payını görmeden şeyler, değerlendirmeler yapmak yerinde değil. Ben onun için bunu bir hükümet açıklaması ya da hükümetin bir parçasının açıklaması değil, Sayın Kalın'ın şahsi açıklaması olarak görüyorum ve doğru bulmuyorum. Peki. Sayın Yeniçeri, sizle devam edelim. Bu noktada Sayın Kalın'ın açıklamaları tabii öncelikli konumuz olsun. İsterseniz bir kez daha okuyabilirim sizin için tweetini. Biz masalları olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize 150 yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikayeleri anlatıldı. Artık kendi hikayemizi yazma zamanıdır. İbrahim Kalın'ın açıklaması ve tabii yine hilafet çağrısı ilişkinin de Gerçek Hayat Dergisi'ndeki hilafet çağrısı yani ilişkinin de görüşürüz olalım. Atatürk'ü, Cumhuriyet'in büyük liderlerini nereye koyacak yani? İşte böyle laflar hiç de doğru laflar değil. Peki. Şimdi biz hikayemizi aslında Sayın Serem'in ifade ettiği gibi emperyalizme karşı Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıyla beraber ortaya koyduk. Bu ortaya konulan hikayenin bundan sonra yükseltilerek devam etmesi esas olması lazım. Bir de önümüze bakalım yani. Sürekli Osmanlı kavramı üzerinden siyaset yapan bir siyasi hareket Osmanlı döneminden başlayan 150 yıl dediğine göre muhtemelen Nizami Cedid'le başlıyor. Çünkü biliyorsunuz biz Nizami Alem diye aleme nizam vermeye çıktık ve ilahi kelimetullah her yere ulaştırmak gibi bir misyonla giderken birdenbire Nizami Alem'den Nizami Cedid'e döndü. Nizami Cedid ne? Nizami Cedid kafir karşısında yani emperyalist güçler karşısında düveli muazzama karşısında ayakta kalabilmek için orduyu yenilemek kendi gücüne dayanarak belli bir noktaya gelmek gibi bir yenileşme hareketi başlatıldı. O yenileşme hareketi başkalarından akıl alarak, başkalarından askerler çağrılarak, onlardan eğitim alarak götürüldü. Unutulmaması gerekir ki bakın medeniyetler aslında çok fazla parçalanıyor. Medeniyetler bir bütündür ve milli olmadan ulusal olamazsınız. Ve hem milli yani kendi medeniyetimiz hem de Batı medeniyetin içerisinde bizim dahil ettiğimiz birçok değerler var. Bunları bu şekilde göremezseniz kendi kendinize kendi yağımla kavrulayım dediğiniz andan itibaren dünyayla bağlantınız kopar. Ve dolayısıyla şunu söyleyeyim. Biz 29 Mayıs 1453'te İstanbul'un surlarını yıkan topları Macar Urban'a yaptırarak başardık. Ve dolayısıyla elbette biz milli, yerli mekanizmayı ve strateji omurgayı bir yere koyacağız. Onun üzerinden hareket edeceğiz. Ama kerameti kendinden menkul bir biçimde. Efendim bunu biz başlatıyoruz. Siz niye başlatasınız kardeşim? Onu başlatan başlatmış.
ne zaman başlatmış? Mustafa Kemal'le başlatmış. Onun için Türkiye'ye, o döneme eski Türkiye'ye, bu döneme yeni Türkiye gibi böyle hiçbir hukuki temeli, tarihi gerçekliği olmayan bir kavram yükleyerek biz artık bundan sonra kendi hikayemizi kendimiz yazacağız şeklinde bir anlayışla yola çıkmak inkar etmektir. Nankörlüktür. Bakımdan Atatürk'le başlayan ve onun gösterdiği hedefler doğrultusunda yükselen ve yücelen bir Türkiye'yi her gittiği aşamada onun üzerine bir şeyler ilave ederek hedefe götürmek siyasetçilerin, bürokratların, yöneticilerin görevi olmalıdır. Ve bu o, millidir, bu ahlakidir. Nedir? İlim müminin yitik malıdır, görüldüğü yerden alınmalıdır. Hadis-i şeriftir bu. Ve dolayısıyla biz her yerden bilimi, aklın bizim kullandıklarımızı, kullanamadıklarımızı onları bulup daha aktif hale getirerek kendi değerlerimizle teçhiz edip ileriye taşımak. İleriye taşımak. Ve biz her şey benden ibaret, her şeyi ben yapıyorum, her şeyi milat benim bulunduğum andır gibi söylemler belki siyasette bir takım insanları konsolide etmek için kullanabilirsiniz. Ama gerçeklikle bir ilişkisi yoktur. Dünyadan izole yaşayamazsınız ve bütün gelişmeleri irdelemek, incelemek zorundasınız. Ve şunu da bileceksiniz, orada evrensel kültürün içerisinde de bizim kültürümüz var. Bizim kültürümüzün içerisinde de evrensel kültürden yansıyanlar var. Önce kendimiz olacağız. Ondan sonra kendimiz olduktan sonra da evrensel kültürü, değerleri içselleştirerek kendimizi daha iyiye ve daha ileriye taşımanın yolunu ve yöntemini bulacağız. Onun için ben de o sözü çok şey görüyorum. Sayın Kalın'a yakıştıramadım. Şey kendisinden ibaret başlattığı için bu meseleyi doğru değil o. Daha temelli ve Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber millileşmede başlamıştır, yerelleşmede başlamıştır. Biz sınırlarımızda bu limandan öbür limana gemi taşıyamıyorduk. Bütün şeyleriniz, tren yollarınız yabancıların elindeydi. Her şeyi millileştirdi, her şeyi yerelleştirdi. Kabataş kanunu diye bir kanun çıkardı. Yani burada biz bundan sonra bizim hükmümüz geçecek şeklinde ifade edildi. Ha şimdi geldiğimiz ortamda daha ilerisini, daha üstününü yapın kardeşim. Daha da ileriye taşıyın, hiç problem yok. Ama inkar etmeden, israf etmeden, ihmal etmeden bu işi götüreceksiniz. Çünkü şunu unutmamak lazım, geçmiş hiç geçmez, gelecek hiç gelmez. Hayat hali hazırdadır. Hali hazır tarihin çocuğudur. Dolayısıyla biz o tarihten gelen şeylerimizi, birikimlerimizi eğer bugün layıkı ve çile kullanamasak çuvallarız ve çok hata yaparız. Bu da çok yerine oturmaz. Herkesin hakkını herkese vermek gerekiyor ve buna göre hareket etmek gerekiyor. Sayın Yeniçeri, çok kısa olarak bu hilafet çağrısına ilişkin de görüşlerinizi alayım ama çok kısa olsun lütfen. Bir araya gitmemiz gerekiyor çünkü. Şimdi bakın bu konuda aslında şurada kütüphanede şey de var, bir hilafet anayasası da var, size gösterebilirdim. Bir takım insanlar, bir takım marjinal gruplar faaliyet halindeler. Bakın 1998 yılında Türkiye'de bir FETÖ olayı olduğunu ve bu FETÖ'nün, Fethullah Gülen'in kendi ağzından askeriyeyi, adliyeyi, yargıyı ele geçirmek gerektiğini söylediği zaman herkes kulağının üzerine yattı. Adam diyor ki 3 tane tay var, bunları ele geçireceğiz. Danıştay, Sayıştay, Yargıtay. Bunların herkes sessizle karşılaştı. 1998'den 2016 yılına geldiği zaman gözleri göründü. Yüzleri göründü. Onun için bu bir takım insanlar da, onun için size bahsettim bu hilafet anayasası diye bir anayasa da hazırladıklarını, bir takım kişiler bir takım hazırlıklar yapıyor. Ve bunların devlet
bunları biliyor. İstihbarat bizden çok daha iyi biliyor. Ve bunları eğer zamanında etkisiz hale getirmezse yarın başımıza büyük bir bela olarak karşımıza çıkabilirler. Şu anda Türkiye'nin uğraştığı şeye bak, bunların yapacakları şeye bak. Hilafet getireceklerse Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye olan düşmanlığını ortadan kaldırsınlar. Mısır'ın daha Suriye'ye daha yeni asker gönderdiğini, Libya'da Mısır'ın tutumunu, Suudi Arabistan'ın tutumunu bir gözden geçirsinler. Ne kime halife tayin edeceksin? Kime hilafet getireceksin? Gerçeklerden kopuk ve şeyi geçmiş, hükmü geçmiş bir takım kavramları ve kurumları güncelleyerek piyasaya sürmek bazı IŞİD kapalı tiplerin görevi olabilir ama bu Türkiye için çok tehlikeli. Buradan da bir daha söylüyorum, bunların üzerine gidilmez. Bunların yaptıkları incelenmezse yarın FETÖ olayının bir başka versiyonuyla Türkiye karşı karşıya kalabilir. Evet. Peki teşekkürler Sayın Yeniçeri. Değerli izleyenler, şimdi bir araya gideceğiz. Aranın ardından yeniden birlikteyiz. Haber merkezine devam ediyoruz değerli izleyenler. Konuklarımız Sayın Mustafa Albayrak, Sayın Özcan Yeniçeri, Sayın Onur İste ve Sayın Nusret Senem'le Türkiye siyasetindeki sıcak başlıkları konuşmaya devam ediyoruz. Aradan önce Sayın Yeniçeri sözlerini tamamlamıştı. Sayın Albayrak, sizle devam edelim. Özellikle Sayın İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklama, kendi hikayemiz açıklaması, 150 yıllık bize modernleşme diye anlatılan durumdan işte artık kendi hikayemizi yazacağız, noktaya geliyoruz dediği bir tweet'i var. Ve onun dışında da tabii yine Hilafet, Gerçek Hayat Dergisi'ndeki Hilafet etrafında toparlanın kapağı. Bu da çok tartışılmıştı. Buyurun, sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim. Ben öncelikle iki tecrübeli siyasetçimiz Skype'dan katılan hem Sayın Senem hem de Sayın Yeniçeri Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Birleştirici konuşmalar yaptılar. Yeniçeri Hocam gerçekten özellikle şeyi söylemesi, zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın sloganlarını kendisine gençliğini dağıtmış olması güzel bir duygu seli oldu, programımıza kattı. Yalnız bir iki tahsihle, düzeltmeyle şey yapmak istiyorum. Birincisi, bizim medya olarak, kamuoyu olarak, hatta siyaset olarak, ben ona siyasete dahil ediyorum, Diyanet İşleri Başkanı'na hutbe ve görüş dayatmasında bulunmamamız lazım. Yani, ya Diyanet İşleri Başkanı keşke şöyle deseydi, keşke böyle deseydi. Yani, Diyanet İşleri Başkanlığı bir defa Atatürk'ün şeriye ve efkaf vekaletini kaldırdıktan sonra, halifeliği kaldırdığı gün 3 Mart 1924'te şeriye ve efkaf vekaletini de kaldırıyor Atatürk. Ve yerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ikame ediyor. Yani dini, diyaneti, dindarları veya Müslümanları veya milletimiz, Türk milletini sahipsiz bırakmıyor. Başına Diyanet İşleri Başkanlığı'nı, yani Diyanet İşleri Başkanı dediğimiz çok önemli bir cumhuriyet kurumudur. Ve halifeliğin şeriye ve efkaf vekaletinin yerine ikame edilmiş çok önemli bir cumhuriyet kuruluştur. Bunu hepimiz göz bebeği olarak korumamız lazım. Tabii ki Diyanet İşleri Başkanları da yanlış yapabilir. Ben de daha önceki Diyanet İşleri Başkanlıkları dönemlerinde çeşitli yanlışlıklar oldu, eleştirdik. Ama özellikle hutbe dayatmasını doğru bulmuyorum. Ya keşke şunu da deseydi, keşke bunu da deseydi. Bir de burada Atatürk'ün de inançlarına müdahale etmeyelim. Bakın, bunu şey için söylemiyorum. Herhangi bir mesaj olsun diye falan değil. Sadece bir tarihi bir malumat olarak söylüyorum. Bütün devlet başkanlarının cenaze namazları bilinir, resimleri vardır. Ama Atatürk'ün cenaze namazı ile ilgili bir resimi girin ne internette bulabilirsiniz Google'da ne başka bir şeyde yani. Yoktur. Şimdi ama olması şart. Yok. Şimdi Atatürk'ün de kendi bir dini görüşü var, bir inancı var. Bu kendi şahsını bağlar. Kimseye de bir din dayatmamıştır. Şimdi merhum Atilla İlhan'ın Hangi Atatürk diye çok güzel bir kitabı var. Yani biz hangi Atatürk'e bakarsak ona göre yorum yapıyoruz. Şimdi biz eğer 1923'ün 7 Şubat'ında Balıkesir Zavnos Paşa Camisi'nde hutbe veren Atatürk'e bakarsak farklı bir Atatürk görüyoruz, dindar bir Atatürk görüyoruz. Bursa nutkuna baktığımız zaman daha sosyalist, daha devrimci ve durumdan vazife çıkartan gençliğe ihtilal çağrısı yapan bir Atatürk görüyoruz. Yani sosyalist gençlik kendini burada buluyor. Yani deniz gezmişler, Mahir Çayanlar kendini bu Atatürk'te bulmuşlar. Dindar olanlar, mesela birçok dindar
Ulusal Kanal'da da yayın yapan birçok dindar, değerli, rahmetli olmuş Yaşar Nuri Öztürkler de dahil, Emin Gürses hocalar da dahil, birçok dindar Atatürkçü hocalarımız, arkadaşlarımız, medya mensuplarımız ve akademisyenlerimiz var. Onlar dindar Atatürk'ü görüyorlar. Sosyalistler Bursa Nutku'ndaki Atatürk'ü görüyorlar. Bir de 1930 ve 31'de Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'nde yapmış olduğu ve bizler göklerden geldiği zannedilen semavi dinleri bir nevi tanımayan, yani bakın göklerden geldiği zannedilen kitaplarla biz yönetilmiyoruz. İlhamımızı ama bu kitaplardan... Şöyle yapalım, bu başka bir programın tartışması. Eyvallah, yani Atatürk'ün dini görüşü falan. Yani belki... Burada... Hani şu var yani, Atatürk'e illaki dua edeceksin. Atatürk'e mutlaka rahmet okuyacaksın diye zorlamayalım insanları. Siz bunu söyleyeceksiniz, diğer konu gidip edecek ama şu da var diye başka tartışma. Bizim tamam. Bugünkü tartışmamız yani, değil. Zorlamayalım. Biz Sayın Kalın'ın açıklaması ve bu hilafet meselesinde kalın tamam. Lütfen buyurun. Hilafet meselesine gelince, Özcan Hocam yani milliyetçi muhafazakar bir camiadan yetiştiği için, yani kendisi sağ cenahtan yetişmiş bir akademisyenimiz ve bir siyasetçimiz. Kendisi bizlerden çok daha iyi bilir. Hilafet makamı bizim 1520'de Yavuz Sultan Selim'in resmi olarak, ki birçok tarihçimize göre, buna Sayın İlber Ortaylı da dahil, Fatih Sultan Mehmet'in de hilafet kavramını, halifelik vasfını bazen kullandığını söylenir. Yani hem Doğu Roma İmparatoru olarak kendisini vasıflandırmıştır İstanbul'u fethettiği için, hem de Müslümanların temsilcisi olarak şey yapmıştır. Hilafet makamı çok ciddi bir makamdır. Yani hilafeti istiyorlar, hilafet diyorlar, hilafetçiler gibi sanki hani işte bir teröristten bahsediyormuş gibi hilafetçileri veya hilafeti savunanları göremeyiz. Hilafet makamı çok yüce bir makamdır. Bunu size Erzurum Kongresi'nden, Sivas Kongresi'nden ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de açılışından bizzat Mustafa Kemal Paşa'nın sözlerinden ispatlar. Bugün gerçekliği var mı? Bugünkü gerçekliği bana göre de pratik olarak çok zor. Ama bunu istiyorum. Hilafet bugün değilse ne zaman diye bir, belki marjinal bir dergi. Bugün değilse ne zaman değil, hilafet için toparlanın. Olabilir, görüşünü söylüyor. Yarın da başka birisi komünizm için toparlanın. Ve birisi dese ki, dünya işçileri birleşin, Türkiye'de işçi sınıfı iktidara gelmelidir dese, bunu suçlu mu göreceğiz? Yani terörist mi diyeceğiz buna? Siz düşünce özgürlüğü olarak. Düşünce, bunu ifade ve fikir özgürlüğü olarak görüyorum. Düşünce özgürlüğü olarak görüyorum. Zaten çok, ama bu arada meşhur ettik. Yani zannediyorum gerçek hayatın bu sayısı çıkarsa, daha çıkmadan meşhur oldu. Herhalde 100 bin tane falan satar yani. Boşu boşuna meşhur edildi. Yani bir insan hilafeti de isteyebilir. Biz buna, siz niye istiyorsunuz deyip adama terörist muamelesi yapamayız. Sonrasında Ömer Çelik'in açıklamaları da oldu. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diye. Tabii ki bu da AK Parti'nin resmi görüşüdür. Zaten bu olması lazım. Türkiye'yi yöneten bir iktidar, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi görüşünü anayasaya uygun olarak ifade etmelidir. 3 Mart 1924 tarihinde hilafet kaldırılmıştır. Buna Türkiye'de herkes zaten kanunlara saygılıdır. Ben sokakta hilafet istiyorum diye ben yürüyen kimse görmedim bugüne kadar. Yani 53 yaşındayım. Ben sokaklarda hilafet istiyorum. Onur Bey söyledi, bazı mevcutların dışında onlar gündeme sokulur. Ya bu, hayır, olsa da bu zaten hayır, bir şey, şu anlamda, bir suç değildir. Hayır, Atatürk'ü hakaret edecek anlamda. Atatürk'ü hakaret hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiç kimseye, İsmet Paşa'ya da hakaret kabul edilemez. Hiç kimseye, Erdoğan'a da, Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir cumhurbaşkanına hakareti kabul edemeyiz. Yani bugün Sayın Erdoğan'ın oturduğu koltuk, makam olarak Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur. Yani Erdoğan'ın saygınlığını kabul eden herkes Atatürk'ün de saygınlığını kabul eder. Onun saygınlığını kabul eden herkes Erdoğan'ın da saygınlığını kabul eder. Biz bütün devlet yöneticilerimize saygı duyarız ama hepsinin de hataları söylenebilir. Şu yaptığı iş keşke öyle değil de böyle olsaydı. Bunlar ifade hürriyetidir. Hilafeti istemek de bir ifade hürriyetidir. Eminim ki Özcan Hocam'ın da gençliğinde mutlaka hilafet isteyen arkadaşları olmuştur. Onları eminim ki IŞİD'ci gibi bir terörist olarak görmemiştir. Bunu fikir hürriyeti açısından değerlendiriyorum ben. Sayın İbrahim Kalın'ın, Cumhurbaşkanımızın sayın sözcüsünü, resmi sözcüsünü mesajını da ben şöyle değerlendiriyorum. Diğer fikirlere saygım var ama ben farklı düşünüyorum. Bu 150 değil, ben aslında 250 sene olmasını, yazmasını arzu ederdim. Neden 250 sene? Neden 250? 1774 yılını ben küçük kaynarcan taşmasını her zaman bir merengi noktası olarak, bir başlangıç noktası olarak alıyorum. Küçük kaynarcan taşmasından sonra bizim büyük çöküşümüz başlamıştır. Aslında 1699 Kardofça olarak bilinir ama orada çok fazla büyük toprak kayıpları yoktur. İlk olması açısıyla Kardofça kabul edilir. Ama asıl çöküşümüz 1774'ten başlar. Ta ki 1974'te merhum Ecevit ve merhum Erbakan'ın Kıbrıs Barış Harekatı'nı
yapmasıyla bir avuç toprak kazandık biz. Girne ve çevresine, Lefkoşa'ya kadar. İkisini de saygı ve rahmetle anıyorum. 200 sene biz 1 gram toprak kazanamadık. 1897'deki Teselya Savaşı'ndaki başarılı askeri harekatımız, onu da anlaşmada iyi taşlandıramadık. Abdülhamit Hanımızın zamanında. Kazanmış olduğumuz doğru dürüst savaş yok. Güzel müdafalarımız var ama bir toprak parçası ilk defa 1974'te kazandık. Kaybedilenler anlamında ama şöyle koymak lazım değil mi? Hatay'ın katılışı var. Yine bu, yani bunlar illa savaşta değil, diplomatik olarak Ben savaşarak kastettim. Anladım. Hatay ve İstanbul'un, bakın onu da söyleyeceğim. İstanbul 2. Fethi diye Onur Bey kardeşim de bahsetti. Evet, tabii ki İstanbul işgal altındaydı 1918'den 6 Ekim 1923'e kadar. Ama İngiliz zırhları ve askerleri çekilmediler. İşte Ayasofya'da burada önemli şeye giriyor. Biz 1936'da Montrö ile birlikte İstanbul'a tam hakim olabildik. Boğaz'a gidelim sahilde, Beşiktaş sahilden kuş bakışı 15 kilometre içeri, karaya doğru. Yine Üsküdar sahilden kuş bakışı 15 kilometre içeri, İzmit'e doğru olan alan içerisinde biz Montrö Antlaşması'na kadar asker, polis, herhangi bir resmi görevli bulunduramıyorduk. Yani İstanbul bizim değildi aslında. Burada demek ki ben bir yumuşak karın gördüğüne inanıyorum Atatürk'ün. Diplomatik bir başarıdır bu. Ve o günün şartları içerisinde 2. Dünya Savaşı'na gittiği için hem İtalyan, Alman faşizmleri Türkiye'yi yanına almak istiyordu. Hem de İngiliz, Fransız, Rusya Türkiye'yi yanına almak istiyordu. Kalın açıklamana dönelim lütfen. Rica ediyorum çünkü başka konumuz daha var. Ayasofya'yı bir taviz verip Montrö'yü aldığına inanıyorum. Bunu diplomatik bir başarı olarak, buna Hatay da dahildir. Şimdi İbrahim Kalın'ın şeyini de ben olumlu buluyorum. Türkiye 150 değil, 200-250 senedir hep savunmadaydı, hep geriliyordu 1974'e kadar. 1974'ten beri küçük küçük adımlarla ilerledik ve bugün Doğu Akdeniz'de gemilerimiz, yanında İHA'larımızla, SİHA'larımızla, Libya'da, Kıbrıs'ın çevresinde, Katar'da, dünyanın birçok ülkesi, bugün Azerbaycan'da her tarafta biz hücuma kalkmış. Hani defans futbolundan ofans futboluna, hücum futboluna geçmiş bir futbol takımı gibi olarak gördüğünü değerlendiriyorum. Olumlu buluyorum. Tebrik ediyorum Sayın İbrahim Kalın'ı. İnşallah Türkiye bu olumlu süreci daha da ilerletir. Bunu kesinlikle daha önceki hikayelerimiz yoktu. Savunma hikayemiz vardı. Kurtuluş Savaşı bir müdafaa savaşıdır. Siz Kalın'ın bunu kastettiniz. Bunu kastettiğini anladım. Evet. Onur Bey, siz nasıl görüyorsunuz İbrahim Kalın'ın açıklamasını ve tabii yine bu hilafet ilişkinde? Hem hilafet bağlamında hem aslında Ali Erbaş'a da bağlayacağım. Şimdi Sayın Albayrak dedi ki yani Atatürk'ün cenaze namazı yok. Onu hatırlatayım. 19 Kasım 1938'de yani Diyanet İşleri Başkanı kıldırıyor Atatürk'ün cenaze namazı. Şu da var. Şart. Şart veya değil. Tarihi gerçek yani, kıldırılmış. Anladım. Resim yok diyorum. Tamam. Çekme, şov yapmamışlar. Onu bilmiyorum. Diğerde şov mu? İsmet Paşa şov mu? Ya her zaman için söylemedim ama o zamanki böyle bir şey olmuş. Yani ama Diyanet istememiş de olabilir. Mesela Aziz Nesin istememişti. Ama namazı kılınmış. İstemeseydi kılındı. Namazı bak, kılınmazdı. Büyük mücadelesi var. Kılın dedi benim abimin. Benim abim Müslümandır. Tamam, buradan başka bir tartışma çıkamıyorum. Şimdi aynen. Buyurun. Yani, Diyanet İşleri Başkanı Atatürk, hani hutbeye karışmalı mıyız? Hani ben tabii burada dini fetva verecek noktada değilim. Ama bu coğrafyada doğmuş her insan kadar bir fikrim var. Cuma namazlarının farzından bir tanesidir hutbe. Ve eğer Ayasofya gibi tarihi ve sembolik bir yer açıyorsanız, Diyanet İşleri Başkanı'nın İstanbul'u işgalden kurtarmış bir Atatürk'ün adını almamasını kasıtlı buluruz biz. Ki hele ki 24 Temmuz'da açmışsanız o Ayasofya'yı, yani Lozan'ın yıl dönümünde açtıysanız bu problem. Şimdi Sayın Albayrak derken hilafet isteyenlerin özgürlüğüdür, düşünce özgürlüğüdür. Elbet düşünce özgürlüğüdür ama aksini söylemek de onların meczup olduğunu düşünmek de bizim düşünce özgürlüğümüz. Eyvallah. Şimdi gelelim Sayın Kalın'ın sözlerine. Sayın Kalın diyor ki biz masalları olan coğrafyanın çocuklarıyız. Artık diyor kendi hikayemizi yazacağız. Benim tanıdığım İbrahim Bey entelektüel, olaylara hakim, tarihsel birikimi olan bir insan. Dolayısıyla aslında İbrahim Kalın bunu kendi söyleseydi, yani bir yere mesaj vermek istemeseydi, İbrahim Kalın olarak bunu yazsaydı, o da bilirdi ki bu Türk milleti Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Kıbrıs'ta hikaye okumadı ya da hikaye yazmadı, destan yazdı. Onu bilirdi. Ama şimdi yepyeni bir tarih yaratıyor. Yani sanki hani 2002'den önce işte çok savunmada olan, işte çok tırnak içinde söylüyorum, özür dileyerek söylüyorum, Sünep'e, gerçekçi olmayan, işte dünyaya bakamayan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardı. Ancak bir anda Tayyip Bey ve arkadaşları geldiler. Çok saldırgan, ofansif, çok yeni bir Türkiye yarattılar. İkisi de doğru değil. Yani ne 2002'den önce Türkiye böyle bir ülkeydi, ne 2002'den sonra da çok farklı bir ülke olduk. Aslında
Devlette devamlılık ilkesi gereği bir şekilde her gelen bir öncekinin üzerine bir taş koyarak devam ediyor. İbrahim Kalın da bunu biliyor. Bilmemesi ihtimali yok öyle bir entelektüel birikimin ama muhtemelen bir yerlere mesaj vermek istiyor. Şimdi yeni hayata... Siz kendi görüşü olsa dediniz, başkasının görüşünü mü? Yani muhtemelen siyaset yapıyor ve işte herkes tabanını... Yani makamla ilgili değil, siyasetle ilgili. Herkes tabanını muhtemelen konsolide etmek istiyor. Yani bizlerden çok daha iyisini İbrahim Kalın Bey bilir ki ellerindeki anketlerden. Bazen oylarınız aşağı doğru kayar, bazen yanlara geçer, bazen oraya gider. O oyları konsolide edebilmeniz için gerçek gündemi değiştirmeniz gerekir. Mesela çeyrek altının 715 lira olduğunu unutursunuz ama dersiniz ki işte Türkiye destan yazıyor, Almanlar bizi kıskanıyor, İngilizler şöyle şöyle öykünüyor dersiniz. Bu aslında gerçek gündemi, hakikati saptırmanın bir yolu. Bu da bir siyasettir. Sayın Albayrak'ın söylediği şekilde bu da bir düşünce özgürlüğüdür. Bu da bir tarzdır, şekildir. Ona tabii saygı duyuyorum ama İbrahim Bey'le tabii birebir konuşmuş olsaydık ben onun bunları söylemediğini, ya siyaset yapıyoruz Onur Bey, anlayışla karşıda işte bizi diyeceğini sanıyorum. Yeni Hayat dergisine gelince tabii onu bu kadar masum karşılamak durumunda değilim. Diğer hatipler işte Yeni Hayat dergisi gerçek bunu söylemiş, Gerçek Hayat dergisi bunu söylemiş olabilir. İşte marjinal küçük bir grup olarak değerlendirelim minvalinde konuşmalar yaptılar ama şunu unutmayalım. Bu dergi Yeni Şafak grubunun dergisi. Ve bu dergi bundan bir önceki sayısında da birinci sayıydı ve süresiz bir sayıydı. Tayyip Bey'den önce kim var ise her birini masonlukla suçladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli bir devlet değil, adeta masonların kurduğu yabancı destekli, sanki bir milli kurtuluş savaşını bizler yapmamışız da bu ülkeyi kurmamışız da bir işte şunların işte değişik cemaatlerin, mason cemaatlerin, yani locaların, şunların bunların kurduğu bir yapı gibi anlatmışlar. Hatta bizim de Demokratik Sol Parti olarak çok da dikkatimizi çekti bu. Yani şimdi Ecevit'i birçok şeyle suçlayabilirsiniz. Onu diyebilirsiniz, bunu diyebilirsiniz. Haklı olursunuz, haksız olursunuz ama el insaf yani. Masonlukla nasıl suçlarsınız? Masonlar arasında Ecevit var. Yani belge gösteriyor mu? Yok canım, ne belgesi olacak? Yani bu tip dergi... Aynen, ciddiye almamak lazım ama... Bunu dava açabilirsiniz. Bunu Yeni Şafak gibi bir grubun yayın organının yapıyor olması bizi üzer. Bunu biz ciddiye alırız. Çünkü her ne kadar sizler deseniz ve ben şahıs olarak inanıyor olsam da yani hilafet çağrısı gerçekçi değildir, böyle bir beklenti yoktur deseniz de bazen bu işin gerçekçi olmadığını bilemeyecek kadar rasyonel birikimi olmayan, entelektüel birikimi olmayan insanları sokaklarda galeyana getirebiliyorsunuz. Yani Ayasofya'nın açıldığı gün, ki ben dini anlamda bu inançları olan da bir insanım şahsen ama beni şu korkutuyor, birilerinin sakallı sarıklı adamların hilafet isteriz, şeriat isteriz diye bağırıyor olması beni çekindiriyor. Ve bu çekincemi sadece böyle ya Onur Bey siz de abartmayı verin diye karşılayamayız. Estağfurullah, asmak falan değil ama cesaret vermeyeceksiniz. Yani şimdi bunu yaparken, bu açıklamayı yaparsanız ya masallar bitti. İşte şimdi Cumhurbaşkanlığı sözcüsü bu masallar bitti. O şimdi destan ya ama yani şimdi doğru destan yazıyor. O zaman siyaset yapamayacağız. Bakın yani, biz İsrail'in heronlarına mahkum bir ülkeydik Onur Bey kardeşim. İsrail heronlarıyla biz teröristleri avlamaya çalışıyorduk ve çalışmıyordu o heronlar. Bugün İHA'larımızı, SİHA'larımızı yapıyoruz ve dünyaya ihraç ediyoruz. Çok doğru. Libya'da aslanlar gibi şöyle, yani savaşıyoruz. Deniz kuvvetlerimiz, bu biliyorsunuz özellikle Milgen projesi, rahmetli Güven Erkaya'nın projesiydi. Eyvallah. Ya hepimizin teslim ettiği saygı bir şey. Saygı duyuyoruz. Ama eğer ölmeseydi hapse atacaktınız. Yalan mı? Değil, yani sizden bahsetmiyorum. Sakın böyle bunu şey olarak almayın. Şimdi eğer darbe yapmışsa... Bir şey. Bakın, tabii ki darbe, 28 Şubat, darbe 28 yapmışsa buydu. Ama bunlar şöyle... FETÖ'nün bize vermiş olduğu bazı ezberlerden artık kurtulmaya ihtiyacımız var. Yani bugün FETÖ gitti ama maalesef onun söylemlerini unutmayıverdik biz. Sanki ya bazen şuna bakıyorum. Tabii ki FETÖ'den hepimiz nefret ediyoruz ve kızıyoruz. Onların paralel devlet kurmasına, devlet içinde devlet yaratmasından rahatsızız. Bunu görüyorum. AK Partilisinde de görüyorum, CHP'lisinde de görüyorum, Demokratik Sol Partilisinde de görüyorum, Vatan Partisinde de görüyorum, inançlı olan, milli olan herkes de görüyorum bunu. Ama iş bir vakayı tartışma noktasına geldiğimiz zaman FETÖ'nün verdiği bize ahlak, yani biz derken hani lütfen şahsi olarak algılamayın. Yerleştirmeye çalıştık. Ama FETÖ'nün o yerleştirmeye çalıştığı ezberleri yine konuşuyoruz. Yani onlar darbeciydi, onlar bilmem neydi. Yok arkadaş, Deniz Kuvvetleri Türkiye'nin yerli ve milli ordusuydu. 28 Şubat darbeci Onur Bey.
Canını okudular. Yani o farklı bir konuya gireceğiz. Yani Güvener Bey'le... Evet. Son konu gecikiyor. Yoksa ben tartışmaktan çekinmiyorum da. Güven Erkaya yani, darbecidir yani. 28 Şubat'ın önüne gelen darbecidir. Güven Erkaya'nın bir kere kesinleşmiş bir mahkumiyet cezası. Öyledir veya değildir diyemem. Öyle, bunu arkadaşlarının güven, var. Bunu rahmetlinin... Çevik birim var. Bakın, İsmail Hakkı Karadayı'nın var. Bunu rahmetlinin avukatlarıyla tartışacaksınız. Benimle değil. Ama bahsetmeye çalıştığım şey şu. Hani... SİHA'lardan, İHA'lardan bahsettik ve bunlardan hepimiz gurur duyuyoruz. AK Parti yaptı, Erdoğan Milgen'den yaptı. Milgen'den de... Hiç Milgen falan değil, Türkiye... Selçuk Bayraktar yaptı. Yani... İHA'ları, SİHA'ları Tayyip Erdoğan'ın damadı yaptı. Bunların... Bunu kabul edeceğiz. Şöyle bakın... Saygı duyacağız. Biz saygı duyduğumuz her şeye tabii saygı duyacağız. Ama bu böyle şeyle yani karşılayacak Milgen bir şey diyerek, değil. Milgen falan diyerek, bilin ki İHA'ları, SİHA'ları Güven Erkaya'ya bak... Güven Erkaya ne yaptınız biliyor musunuz? Milli Güvenlik Kurulu'nda Erbakan'ın karşısında bana rakı getirin dedi. Güven sadece bu Milgen projesi. Güven Erkaya deyince Milgen benim aklıma projesi. Gelen bu. Şimdi Sayın Albayrak. Çok pardon. Onur Bey şöyle ama... yapalım. Yani bak son konum kaldı. Bu konuyu tartışmakta çekindiğimi yanlış anlaşılmasın. Tamam. Bir başka programda oturup ben etraflıca tartışalım. Ben şöyle hani Hatip'lerin insicamını da bozmak istemem. Konuyu da saptırmak istemem. Ama şöyle bir şey çok yanlış işte. Yani alternatif tarih yazıp ya bunu Tayyip Erdoğan yaptı daha önce kimse bir şey yapmadı. Arkadaş ya orta zekalı insanım en azından beni kandırmayın istiyorum. Bunu gerçekçi bir zeminde oturalım. Şunu dersek hep beraber kabul ederiz. Bu ülkede taş üzerine taş koyan herkese eyvallah. Eyvallah. Herkes bir önceki dönemden sonra bir şeyler yapmaya çalıştı. Ya bu Erdoğan da hiçbir şey yapmadı demek de mümkün değil. 18 senedir adamı yap tabii. Yap tabii. Beni oturt oraya ben de yapacağım. Bana da teşekkür edeceksiniz. Mustafa Bey otursak Mustafa Bey de teşekkür edecek. Ya burada 3 defa Ecevit'e saygıyla rahmet vermiş. Eyvallah. Bizde Sayın Erdoğan. Reklam arası da dahil mi? Bizde tabii ki eyvallah. Biz de Sayın Erdoğan'ın iyi yaptığı her şeyi iyi demek zorundayız. Biliyorum, mesela öyle bir parti. İyi olmayan şeylerini de ya Erdoğan'ı da eleştirmek zorundayız. Tabii ki eleştireceksiniz. Bu da fikir namusu olmanın gereği. Eyvallah. Yani biz burada kimsenin ne peşinden gideriz ne potansiyel karşılığı oluruz. Ama İHA'ları, SİHA'ları kimseye kaptırmayız yani. Yok, kaptıracak bir şey. Onlar hepimizin. Tamam. Onlar hepimizin. Çok önemli. Son cümlenizi alayım. CHP kurultayı kaldı. Süremiz de azalıyor. Tamam. Yani hilafet noktasına gideyim. Ben bu işi çok böyle bu basite alınması gereken, sıradanlaştırılması gereken ama efendim 3 tane meczubun işi olarak görmek istemiyorum. Artık ben devletimin başkanından, bakın bunu meşru olarak seçilmiş bir adamdan talep ediyorum. Türkiye'de hilafetin artık olamayacağını, anayasanın ilk 4 maddesinin, 3 maddesinin değiştirilmeyeceğine dair 4. maddesiyle beraber iktidar partisi tarafından hazmedildiğinin, bunun açık açık ifade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet bazen ediliyor, günahlarını da almak istemem ama bazı konularda bu eksiklikler var. Şimdi hilafet tartışması bugün itibariyle ifade özgürlüğüdür üstad. Ancak eğer bu gerçekleşmeye kalırsa bu ifade özgürlüğü olmaz. Bu sefer Türk Ceza Kanunu'na ilgili hükümlere girer. Tabii ki girsin de. Şimdi bakın şiddete ama dönük olursa. Şiddet, şöyle şimdi ne der? Türkiye laik sosyal bir hukuk devleti. Tamam. Laik demokratik sosyal bir hukuk devleti. Ama Türkiye'de ifade özgürlüğü Türkiye'nin ne demokrasisini. Çünkü ifade şu da var tabii. Burada demokrasi nasıl kendini savunacak? Demokrasi adına demokrasiyi yıkabilir miyiz? Hayır yıkmayacağız. Ama tabii Onur ki şiddete. Onur Bey diğer konuklar da bekliyor ve diğer konum da bekliyor. Son 5 saniye tabii. Yani. Şiddete meyletmediği sürece bunların söylenmesine söyleyecek sözümüz yoktur. Ancak bunların devlet kademeleri tarafından teşvik edilmesine ya da ikrar edilerek örtülü teşvik edilmesine müsaade etmek zorunda değiliz. Sayın Albayrak siz de başlayalım bu kez. CHP'nin 37. kurultayı, tabii son süremiz de çok azalıyor o yüzden biraz hızlı gitmek durumunda kalacağız. 37. kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kurultay konuşması oldu. Evet. Dostlarla iktidar vurgusu vardı ve o 13 maddelik bir bildiri yayınlandı. Burada da işte yeniden bir açılım yapılacağı mesajı verildi. Toplamda da kurultay tartışmaların gölgesinde zaten başladı bitti. Neler söyleyeceksiniz buyurun. Şimdi CHP kurultayında evet Sayın Kılıçdaroğlu'nun o konuşması malumun ilanı olmuştur. Dostlarla iktidara geleceğiz demesi 2010 yılında kendisinin kaset operasyonuyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na oturduktan sonra CHP'nin milli bir kimlikten iyice uzaklaşması. Daha önceki yıllarda da milli olmayan bazı şeyler oluyordu ama tamamen uzaklaşıp bir Atlantik ötesi verilen akıllarla, suflelerle kendisine bir koalisyon kurdurulmasına giden yolda son noktayı koymuştur. Şimdi burada bu ilan edildi mi diyorsunuz artık? Tabii yani kendisi bunu ilan etmiş oldu. Özellikle AK Parti'den kopan Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu'na karşı daha önceki haftalarda, aylarda dediği gerekirse onları milletvekili verebiliriz, grup kurdurabiliriz demesi bu Atlantik koalisyonunun bir işaretiydi. Dostlar dediği kendisinin başta HDP, ben ileriki zamanlarda İYİ Parti'nin bu koalisyonda ciddi olarak
ayrılma ihtimalini görüyorum. Tabii ki Özcan Hocam çok daha iyi bilir İYİ Parti'yi bizden. Ama ben İYİ Parti'nin içerisindeki vatansever unsurların ağır basarak bu kirli Atlantik İttifakı'ndan CHP, HDP, FETÖ, PKK ve AK Parti'den kopmuş küreselci unsurlarından bir araya gelmeyeceğini düşünüyorum. Her ne kadar İYİ Parti'den biz çok kavga etsek, tartışsak da nihayetinde Türk milliyetçisi olan bir partidir. Bu ittifakı çatlatacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu da malum koalisyonunu, yeni dostlarını ilan etmiştir. Kurultayda çok enteresan konuşmalar olmuştur. Sayın İlhan Cihaner'in, eski Erzincan savcısı ki o da bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla Baydoz Ergenekon mağdurudur. Yine bir hanımefendi siyasetçi orada çok okkalı bir konuşma yaptı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli çizgisinden, ana Atatürk'ü çizgiden nasıl saptırıldığını, savrulduğunu delillerine söyledi. Fakat yeteri kadar konuşturulmadı ve hemen müdahale edildi. Burada şunu da ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi devamlı olarak sayın yetkilileri, Sayın Cumhurbaşkanı Özel AK Parti işte diktatörce Türkiye'yi yönetmekten bahsediyor. Ama Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine CHP'lilerin ifadesiyle söylüyorum, en ufak bir konuşma hakları vermiyorlar. Bakın sadece CNN Türkiye çıkıp konuştuğu için İstanbul Barosu eski başkanı Sayın Ümit Kocasakal partiden atıldı ya. Yani şaka gibi. Yılmaz Ateş eski genel başkan yardımcısı Sayın Baykal zamanında partinin ileri gelenlerinden CHP'den atıldı. Ben eminim merhum Kamer Genç bugün yaşıyor olsaydı atılmıştı. Yani CHP hiçbir milli unsura yaşama hakkı vermeyen bir parti. Muharrem İnce'nin çektiklerini görüyoruz. Tamam Muharrem İnce'nin siyaset olarak ben de karşı karşıyayım. Yani birçok şeyine katıl... Ama adama konuşma hakkı verilmiyor. Örgütlenme hakkı verilmiyor. Onun yanına selam verenleri partiden atıyorlar. Peki kimlerle bir araya geliyor? Atatürk'e hakaret etmiş olan Sayın Bekaroğlu'yla bir araya geliyor. Yani Kefere Kemal diye daha önce Atatürk'e hakaret etmiş olan Sayın Bekaroğlu bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin baş tacı. Yine APO'nun ve PKK'lıların avukatlığını yapan ve FETÖ'nün medyasına el konulurken gidip FETÖ'nün bankasyasının önünde yatan, cebinden para çıkartıp yatıran Mahmut Tanal gibiler, Mehmet Sezgin Tanrıkulu gibiler, PKK ile FETÖ'ye çok sıcak mesaj vermiş, destek vermiş, onların avukatlığını yapmış, siyasilerle birlikte gidiyor. Dostları bunlar. Başka kimler dostları? Diyor ki biz diyor demokrasinin gereği olarak diyor, Deva ve Gelecek Partilerini grup kurdurabiliriz. Peki demokrasinin gereği olarak Demokratik Sol Parti yeniden grup kurdurmuyor? DSP'nin ne günahı var? 15-20 milletvekili DSP'ye versin. DSP mecliste grup kursun. DSP'nin Atatürkçülüğünden, vatanseverliğinden bir gram şüphesi olan bu ülkede kimse var mı? Ben bunu Sayın Genel Başkanımızın da katıldığı programda da söyledim. Aksakal, Önder Aksakal'ın katıldığı programda söyledim. Yine Handan'ın da olan bir programda söyledim. Teşekkür ederim. Bizim öyle beklentimiz yok. Hayır ama sizin beklentiniz yok da şunu söyleyeyim. CHP desin ki Sayın Kılıçdaroğlu biz DSP'ye de grup kurdurmak istiyoruz veya yeniden Refah Partisi peki, ne de kurdurmaya çalışıyor? Kılıçdaroğlu'nun aklında nasıl bir iktidar planı var? Yani programı ne bu iktidar planının? Ne yapılmak isteniyor? Aynen İstanbul seçimlerde yaptığını genel seçimde yapacağını zannediyor. Tabii yanılıyor. Bir de şöyle bir açıklaması da oldu Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Cesur olan sandığı koyar dedi. Yani erken seçim tartışmalarına ilişkin cesur olan sandığı koyar. Türkiye'nin gündeminde bir seçim sandığı falan bir şey yoktur. Türkiye 2023 Haziran'a kadar seçim diye bir gündemi olmaması lazım. Zaten olursa da millet buna çok sert tepki verir. Çünkü millet 2018-24 Haziran'da Sayın Erdoğan'a 5 yıllık bir vekalet vermiştir. Bu vekaleti sonuna kadar kullanacaktır. Gayet de başarılı gidiyor. Doğu Akdeniz'i destan yazıyoruz. Azerbaycan'da, Umman'da, Katar'da, Orta Doğu'da bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Enflasyonla çok çetin bir mücadele götürüyor. Ekonomide ben Sayın Albayrak'ı son aylarda gayet başarılı buluyorum. Hariciyemiz gayet güzel, dışişlerimiz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu gerçekten destan yazıyor. Terörü bitme noktasına getirmiştir. Her zaman dağda 5000 olan terörist sayısı bugün 400'lere belki daha da altına inmiştir. İktidar programı CHP'nin onu da yorumlayıp diğer programı döneceğim. CHP'nin iktidar programı Atlantik programı. Yani ne FETÖ ile mücadele var, ne PKK ile mücadele var. PKK diye bir örgüt gündeminde yok CHP'nin. Neden? Bu da çünkü, çok tartışıldı. Çok kendisinin siyasi ortağı. CHP bugün PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'nin, yani Ankara'daki PKK'nın, siyasi kanat demeyelim artık, HDP Ankara'daki PKK'dır. Siyasi ortağı ve bunu kurumsallaştıracak göreceksiniz çok yakında. O yüzden diyorum ben
İYİ Parti gibi, Sayın Yeniçeri gibi vatansever insanların olmuş olduğu bir parti kesinlikle bu ittifakta ileride yer almayacağına inanıyorum. PKK ile FETÖ ile mücadele etmekten programına bahsetmeyen, not almayan bir CHP'nin Türkiye'de ne iktidar olma şansı vardır, ne herhangi bir seçim kazanma şansı vardır. Sayın Yeniçeri, siz de devam edelim bu nokta. CHP kurultayını tabii herkes izledi. Tartışmaların gölgesinde olduğunu söyledik. Sayın Albayrak notlarını aktardı kurultaya ilişkin. Siz neler söylersiniz? Önce ben bir yanlış düzelteyim. Ben İYİ Partili'den istifa ettim. Yani çay içerisinde İYİ Partili değilim. Şu anda akademisyenim, işime bakıyorum. Özür dilerim hocam. Ben onu ev aklında İYİ Partili olarak kalmıştınız. Ben MHP'li ülkücüyüm ama bunlar şu andaki yönetimle bir görüş birliğimiz yok. Hocam ülkücü olmak yani olay... yeter bizim için. Yeter, eyvallah. Bu şeyi ortaya koymuş olalım. Şimdi şöyle... Şimdi tabii şu var, yani biz bir Türkiye'nin ana muhalefet partisini böyle vicdanlı bir şekilde şey yapmamız lazım, analiz etmemiz lazım. Eğer işte PKK'yla monteler ve sorunu çözerseniz doğru bir iş yapmış olmazsınız. Yani bu doğru bir yaklaşım tarzı değil. Ha buradaki bunlarla ilişkiler Sayın Albayrak'ın söylediği konularda bir takım şeyler var mı? Var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde var da. Mir Dengir Fırat'ı herhalde Demokratik Sol Parti'den değildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de gitti. Öyle gitti ya. Onur Bey itiraz edince değildi diyor. Çözüm sürecini, İmralı olayını, Oslo olayını, Habur olayını, Dolmabahçe'de devleti götürüp de tabir yerindeyse... Hocam onlar devlet politikasıydı, AK Parti değil. Seçim bir araya getirmeyi herhalde bir başka parti yapmadı. Şimdi bak, burada şimdi vicdanlı olmak zorundayız. Şimdi burada siyasi partiler gerçekten konjonktürel olarak bazı tavırlar içerisine giriyor. Ben burada Albayrak'a katıldığım yerler var tabii. O da mesela çok net söylüyorum. Kürt meselesi diye bir mesele olduğunu ve bu Kürt meselesini de Cumhuriyet Halk Partisi'nin çözeceğini söylüyor o da. Bak, Kürtler Türkiye'de mesele değildir. Kürtleri mesele haline getirenler vardır. Bir. İkincisi, siz ne yaparsanız yapın. Bakın, o tarihi açın okuyun. 200 senelik, 300 senelik ezbere konuşacak yerde o tarihi açın okuyun. Bu milletin yapmadığı plan, ıslahat planı, ilan etmediği ferman, efendim ortaya koymadığı yaklaşım biçimi kalmamış ama hiçbir zaman Osmanlı Devleti'nden ayrılmak isteyen unsurları memnun edememiştir. Bir yıl örnek veririm size. Yani o Hersek olaylarının nasıl olduğunu, dış devletlerin bunları nasıl kışkırttığını, Osmanlı'nın adalet fermanı yayınlamasına Rus Başbakanı Gorçakov, Avusturya Başbakanı Andrassy, Prusya Başbakanı Bismarck'ın üçünün bir araya gelerek Andrassy planları yaptıklarını, bu planı da Osmanlı kabul ettiğini, fakat buna rağmen isyanı el altından kışkırtarak en sonunda koparmaya kadar, devletten ayrılmaya ve Osmanlı'yı arkadan vurmaya kadar iş uzamış gitmiştir. Demek ki burada bir şeyi yakından bileceğiz. Bir defa bir meseleyi çözecekseniz o meselenin adını söyleyeceksiniz kardeşim. Yani siz diyeceksiniz ki Güneydoğu'da demokratik hak ve özgürlükler eksik ve biz burada demokratik hak ve özgürlükleri genişleteceğiz. Bu başımın üzerine. Tamam, bu kabul edilebilir bir şey. Ama efendim işte Kürt sorunu, Çerkez sorunu, Arnavut sorunu derseniz, Girit sorunu dedik, Girit gitti. Makedonya sorunu dedik, Makedonya gitti. Yani oradaki olayları ne yapacaksanız bunların adını söyleyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın o sorun bitmiyor çünkü. Ne yaparsanız yapın o sorun bitmiyor. Dolayısıyla da bir şey daha var, çok net söylüyorum. Bakın işte HDP'nin Türkiye'leşmesinden bahsediliyor. Ya HDP PKK'nın siyasi kolu. Bu doğru mu? Doğru. Kendileri de söylüyor. Peki PKK kimin
askeri kolu, PKK da CIA'nın askeri kolu, Amerika'nın askeri kolu. Peki bunu nerede gördük? Suriye'de gördük. Suriye'de adamlar geldi, dediler ki buradaki PYD, PKK bizim şeyimizdir denildi. Kara gücü. Askeri kuvvetimizdir. Kara gücümüz, kara gücümüz. Peki o zaman siz HDP'yi ikna ederek veya Güneydoğu'daki yurttaşlarımızı da şunu veya bunu söyleyerek herhangi bir konuda adım atmanız mümkün mü? Değil. Niye değil? Çünkü PKK silahı alnına dayıyor. Siz HDP'nin belediye başkanlarının veyahut encümenlerinin bağımsız, bağlantısız, kendi iradeleriyle halktan aldıkları yetkiyle mi hareket ettiğini zannediyorsunuz? Hayır. Hep arkalarında bir eş başkan, eş encümen ve onların da takip eden unsurlar var. PKK'lı unsurlar var. Ve onların baskısı altına gidiyor. Demek ki HDP PKK'ya, PKK ABD'ye. O halde bu meseleyi konuşacaksanız ABD ile konuşacaksınız. Çünkü Türkiye defalarca PKK'yı sıfırladı. Fakat hiçbirinde de PKK bitmiyor. Niye bitmiyor? Çünkü Avrupa'dan besleniyor. Amerika Birleşik Devletleri, Batı, Fransa, Almanya, İngiltere, bütün bu ülkeler Türkiye'deki istikrarsızlığın sürekliliğini esas alan bir siyaset yürütüyorlar. Geçmişte Osmanlı'yı bu şekilde yıkmışlardı. Ve dolayısıyla da Türkiye'ye bir şey kabul ettirebilmek için bu terör örgütünün şu veya bu biçimde bir araç olarak, bir enstrüman olarak Türkiye bir tarafta tutuyorlardı. Bir taraftan da teröre karşı olduklarını, terör örgütünün başına ödül koyduklarını ifade ederek bunu yapıyorlardı. Şimdi Türkiye'de terörle mücadele bir zekanın başka bir zekayla mücadelesidir. Kim daha akıllı, kim daha stratejik, kim daha taktik açıdan aklı başında bir politika orada yürütebilirse o daha üstün geliyor. Biz bunları gördük. Bunlar bizim küreselleşen dünyada müktezebatımıza girmiş çok net unsurlardır. Sayın bunlara Yeniçeri, yönelik süremiz de azalıyor. CHP'nin dostlar, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği dostlarla iktidar, CHP'nin dostları kim? Onu da bir iki dakika sadece yorumlamamızı rica ediyorum. Şimdi diğer iki konumda bekliyor. Şimdi bu olgu bize şunu gösteriyor. Güneydoğu'daki hak ve özgürlük getirecekseniz bunun adını söyleyeceksiniz, ne yapacağınızı söyleyeceksiniz. Kürt meselesi diyerek bir Kürtleri mesele haline getiriyorsunuz bir. İkincisi de orada gerçekten Türkiye'den kopmak isteyen bir silahlı terör örgütü ve uzantıları var. Onların da ekmeğine yağ sürmüş oluyorsunuz. Ve dolayısıyla bu yanlış. Burada CHP'nin Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği bu AKP'nin terk ettiği çözüm sürecini bu sefer de CHP kanalıyla getirmiş olması Türkiye'yi alt üst eder. Onu özellikle söyleyeyim. Bu çok yanlış bir yaklaşım tarzıydı. Daha başka söz ve söylemler götürmesi lazım. Şimdi dostlar dediği İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i ve diğer Adana gibi, Antalya gibi illeri kimlerle nasıl elde ettiyse aynı şekilde o ittifakla ya da onlarla işbirliği yaparak aynı şekilde iş başına gelineceğini düşünüyor. Burada da bir yanlışlık yapılıyor. Onu da söyleyeceğim, nerede yanlış yaptıklarını ya da yanlış düşündüğünü söyleyeceğim. Şimdi şöyle şunu söyleyeyim, bakın. Türkiye'de oyları HDP oyu, AKP oyu, CHP oyu olarak düşünmek ya da Kürt oyu, bilmem Alevi oyu diye bir anlamda ayrıştırmak bu ülkeye ve bu halka hakarettir. Bu çok yapılıyor, onun için söylüyorum. İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partisi daha önce almış olduğu oyların aynısını alsaydı CHP oradan kimle ittifak yaparsa yapsın sonuç alamazdı. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi kaybettiği için İmamoğlu kazandı. Bu kadar basittir. Dolayısıyla bu oylar HDP'nin oyuydu, onun oyuydu, bunun oyuydu şeklinde olayları bir kriminalize ederek bir yerde tutmak doğru bir
yaklaşım biçimi değil. Şimdi dostlarla gidiyoruz diyor ama bakın şimdi 3 tane şey var. Türkiye'nin önündeki seçimleri ben şey görmüyorum. Bak bir şeyin de altını çizeyim de burada çok önemli bir şey. Bu bir de bak siyasetin stabil olduğu bir yerde. Yani şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir arada olduğu bir yerde eğer siyasi istikrar böyle devam ederse Türkiye'de erken seçim olmaz. Bir. İki, ekonomi çok iyi veya sürdürülebilir olduğu bir konumda giderse yine Türkiye'de erken seçim olmaz. Ama ekonomi çok kötü olur ve şimdi asıl cümleyi söylüyorum. Amerika'da da Trump kaybederse Türkiye'de erken seçim olma ihtimali var. Peki. Sayın Yeniçer, iki konuğum daha var. Trump kaybederse erken seçim olma ihtimali var. Teşekkür ediyoruz. Sayın Onur Bey, siz de devam edelim bu noktada. Yine tartıştığımız noktadan ben soru için hatta vakit kaybettim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Aldım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en kadim partilerinden bir tanesi. Onun kurultayı hem onlara Cumhuriyet Halk Partileri hem de Türk milletine hayırlı olsun. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı bu 13 maddelik planda bizim dikkatimizi çeken iki tane husus oldu. Bir tanesi özerklik şartını andıran bizde yerel yönetimlere ilişkin bir konuşması vardı. Bir de Kürt sorunu daha önce ilişkin. De bu söylemi evet evet yani İstanbul seçimlerinden önce de Avrupa'ya yerel yönetimler özerklik şartını atıfta bulunan bazı sözleri de olmuştu Sayın İmamoğlu'nun. Şimdi bu yerel yönetimlerin özerklik şartı ne aslında bizim için? Bir hatırlatmak için söyleyeyim. 1985 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imzaladığı özel zamanda bir anlaşma Avrupa Konseyi çerçevesinde. Bu bizim bu yerel yönetimler özellik şartına ilişkin bazı çekincelerimiz var Türk milleti olarak. Diyoruz ki mesela yerel yönetimin merkezden bağımsız olarak uluslararası ilişkiler kurmasına ilişkin bir madde var şartta. Biz ona yok demişiz. Çekince koymuşuz. Yerel yönetimin merkezi idareden bağımsız örgütlenmeye gitmesi konusunda bir çekincemiz var. Ondan sonra ve merkezi idarenin hem mali hem de siyasi denetiminin yerel yönetimlerden kalkmasına dair sözleşme maddelerine bir çekincemiz var. Şimdi bizim bu 13 maddeyi gördüğüm zaman çekindiğimiz husus bu. Yani yanılmayı en çok isterim ama yani bunun tevil edilmediği gibi, aksi söylenmediği gibi sanki bunun üzerine de bir siyaset yapılıyormuş gibi görünüyor şu anda. Eğer yerel yönetimler özellik şartındaki çekince koyduğumuz maddelerin kaldırılmasına ilişkin bir politika benimsenirse Türkiye'nin ana muhalefet partisi tarafından, biz hani biraz önce bahsettim ya işte ilk 3 maddenin ne kadar önemli olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bir bütün olduğunu anlattım ya. Yani bu sadece AK Parti'ye yaptığım bir eleştiri olmaz. Aynı zamanda çok daha fazla Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhatap olması gereken bir eleştiri olur. CHP'li Eren Erdem özellikle birlikte Kürt sorunu çözeceğiz diye bir açıklama size yaptım. Şu kadarını ifade edeyim o zaman. Hani Eren Bey bu kadar kısa vadede özellik gelirse Türkiye bölünür. Ve üniter devlet yapısının yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının amacının bu olduğuna inanmam. Mümkün şu değil. Şu anki yönetiminin. Mümkün değil. Mutlaka içinde PYD'yi de desteklediler. Ama size şunu söyleyeyim. Yani ben hani kişilere ya da yönetimin belli kadrosu bazında böyle bir eleştiri anlayış yapıp şey yapmak istemem. Bu anlayış çok tehlikeli. Bakın bölünürüz. Yani bunun ön hazırlıklarından bir tanesi tabii yeni baro yasası oldu maalesef. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir yandan yerel yönetimler özellik şartını benimsedi. Öbür taraftan sağ olsun iktidar partisi Türkiye'nin ilk 3 büyük şehrinde yani 5000'den fazla avukatı olan barolarda çoklu baroyu benimsedi. Yani nereye gidiyoruz? Hani bindik bir alamete gidiyoruz. Baro kıyamete hiç tam hala çok alakası var. Çok alakası var. Yani. Böyle başlar. Çünkü mevzu aslında şu. Niye şimdi bir yere daha gireceğim. Baroda faşizm yıkıldı. Bir de baro hiçbir zaman faşist olmadı. Oldu. Öyle bir şey yok. O tamam. Baro tartışmasında çıkarmıyor. Süremiz bitiyor çünkü. Seçilemeyenlerin birbirini pislediği şey gibi oldu bu darbecilik. Ben mesela seçilemiyorum şu anda Demokratik Sol Parti. Ya 27 Mayıs'ı desteklemiştir. 12 Mart'ı desteklemiştir. 12 Mayıs'ın altında ben Tayyip Erdoğan'ın 28 Cumhurbaşkanı olduğunu kabul ediyorum. İsterseniz herkes de, iki kişi konuşunca anlaşılmıyor ama ben de onu söyleyeyim. Herkes de baroların seçilenlerinin meşru olduğunu kabul ediyor. İşte biz bu anlayışa karşı. Meclisten çıkan tekli baro, tek millet, tek devlet, tek bayrak. Tek baro. Ben de şöyle yapıyorum. Tek futbol takımı. Yani şöyle olarak, Fener Galatasaray Beşiktaş birleştirdi. Tek öyle, futbol öyle. Takımı. Sayın Albay. İlçeleri birleştirdiniz. Siz sürenizi tamamladınız. Onur Bey itiraz etmedi. Siz dinledi lütfen. Hatta şunu tamam da söyleyeyim. Merkez, bir konum daha bizim var. Bizim Türkiye Cumhuriyeti evet, idari hukukunu merkezi bir devlet, üniter devlet olarak planladı.
Bunun da böyle sadece bir keyfi uygulama değildi. Özellikle bazı noktada işte Kürt isyanları vesaire gibi şeyler olduğu için Türkiye'de bu tehlikeler öngörüldüğü için kurucu babalar üniter devlet olarak bu ülkenin kodlarını yazdı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle bu yerel yönetimler özellik şartına atıfta bulunduğu bulunan sözlerinin bir kere tevil edilmesi gerekiyor ve bu cidden karşı durulması gereken bir hareket. İkincisi de Kürt meselesi hususu. Birbiriyle çok bağlı bir mevzuydu. Kürt meselesi kelimesi özellikle geçmiş. Burada tabii hani tabii siz Cumhuriyet Halk Partisi üzerine sordunuz ama ben bir HDP bağda yapmak istiyorum. Benim bildiğim kadarıyla Halkların Demokrasi Partisi'nin ne tüzüğünde ne programında bir feodalizm karşıtlığı, bir ekonomik bir çözüm getiren bir şey yok. Çözüm önerisi ekonomik yok. Eşitlik diye. Hani sol bir partiydi bu. Yani aslında HDP sol bir parti değil. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin de sanki bu bir kimlik sorunuymuş gibi. Yani sanki aslında Kürt meselesi diye indirgedikleri şey belli bir etnik gruba yeterli demokratik hakların verilmesi. Sayın Albayrak Amerika'ya programını uygulamak istiyordu CHP. Siz buna katılır mısınız? Yani bu Kürt meselesi geçmişte Amerika'nın istediğini biliyoruz. Avrupa'nın istediğini de biliyoruz. Şimdi Türkiye'de maalesef işte özellikle son referandumdan sonra ya siyahlara ya beyazlara kaldık. Bir yerden bir tarafta Büyük Ortadoğu projesi var. Öbür tarafta Rand Corporation'ın bilmem neresinde yazan ihtimalleri değerlendiren bir ana muhalefet var. Ben Türkiye'nin ne bu iktidara ne bu muhalefete muhtaç olmadığını düşünüyorum. Türkiye'nin milliyetçi, vatansever, yerli ve milli partilere ihtiyacı var artık. Bunun siyasetini yapmak zorundayız. Çok teşekkür ederim. Sayın Senem siz de tartışmaları dinlediniz. Neler söylersiniz? Artık süremizin de sonuna geliyoruz. Buyurun. İstanbul'da olmamak, stüdyoda olmamak tabii bir dezavantaj. Oradaki tartışmalara katılamıyoruz. Konuşma açısından da sıkıntılar oluyor. Ama şunu söyleyeyim. Önceki bölümle ilgili bir iki cümle söylemek isterim. Sayın Albayrak'ın geçmişteki her şey yanlış. Bugün 18 yıldır yapılan her şeyde doğru anlayışını çok sorumlu bir anlayış olarak görüyorum. Onu ifade edeyim. Bir bakın Sayın Kalın'ın sözlerine katıldığınızı ifade ettiniz. Bunu tartışmak isterim. Bakın 1936'da 30'lu yıllarda uçak yapıyor Türkiye. NATO'ya katıldıktan sonra şey yapıyor. Yani her şeyi bugün yaptık falan böyle bir şey yok yani. Cumhuriyet dönemi Türkiye'nin parladığı bir dönemdir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye dünyada %10'un üzerinde %20'ye yakın büyüyen ülkelerden biridir. Daha doğrusu ikinci ülkedir. Şimdi bunların hepsini sizinle tartışmak isterim ama yeri değil. İnşallah şimdi bir programda yaparız. Deniz Bey bizi bir daha davet etsin. Aynen bir program sözümüz daha olsun. Tartışmak isterim. Gelelim diğer konuya. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayını hep birlikte izledik. Meslektaşım Onur Bey özellik şartıyla ilgili Avrupa yerel yönetimler özellik şartıyla ilgili değerlendirmeler yapıldığını ifade etti. Daha doğrusu ima edildiğini. Ama bugün basına da yansıdı. Şimdiki parti meclisi üyelerinden yeni seçilen Eren Erdem açıkça Rudava verdiği röportajda Avrupa yerel yönetimler özellik şartıyla Kürt meselesini çözeceğiz vesaire gibi laflar etti. Bakın şunu söyleyeyim Deniz Bey. Kürt sorunu diye bir mesele yoktur Türkiye'de. Çözülmüştür. Demokratik haklar açısından çözülmüştür. Bugün istenen şey PKK'nın, PYD'nin, daha doğrusu Kürt sorunu diye Türkiye'nin gündemine sokulan şey Türkiye'nin bölünmesi sorunudur. Emperyalizm tarafından Türkiye'nin bölünmesi sorunudur. Çok doğru. PKK'ya sorun. PKK ayrı devlet istiyor. Kılıçdaroğlu bunu bilmiyor mu? Pekala biliyor. O PKK'nın kontrolündeki oylara göz kırpma meselesi. Amerika'nın Kürt meselesi diye dayattığı soruna Amerika'ya göz kırparak çözüm bulma görüşü. Bunu ifade ediyorlar. Kürt sorunu dediğimiz şey Türkiye'nin bölünmesi sorunudur. Bu kadar net koyalım. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin bölünmesine evet diyor mu? Bu soruyu soralım. Her yerde soralım bu soruyu. Türkiye'de yayınlar itibariyle, eğitim itibariyle, demokratik haklar itibariyle çözümlerine ne kalmış?
dil yasağı mı var Türkiye'de, başka şeyler mi var? PKK'nın Kürt sorunu diye getirdiği mesele ayrı bir devlet kurma meselesidir. Bunu da Amerika'nın kontrolünde silahla Türkiye'ye dayatıyor, silahla. Amerika'nın silahlı kara gücüdür, kara gücüm dediği kuvvettir. Tırlarca, sanıyorum 40 bin civarında, 40 bin tır şey getirdi. Türk ordusuyla Afrin'de, efendim Fırat Kalkanı hariç, bugün Barış Pınarı Harekatı'nda kimlerle savaştı Türk ordusu? PKK'nın Amerika tarafından silahlandırdığı güçlerle. Yani demokratik özellik için mi savaşıyor bunlar? Türkiye'yi bölmek için savaşıyorlar. Çok açık şey değil mi bu? Ayrı bir Kürdistan kurma meselesi bu. Şimdi bunu öyle kıvırtarak falan olmaz bu iş. Tamam mı? Cumhuriyet Halk Partisi'ne soruyoruz. Türkiye'nin silahla bölünmesine evet diyor musunuz? Olay budur. Öyle özellik şartıymış bilmem neymiş. Özellik şartı da ayrıca Avrupa'nın Türkiye'yi bölmek için dayattığı bir şeydir ve kabul edilemez. Kabul edilemez. Bir zamanlar Sayın Tayyip Erdoğan biz o çekinceleri kaldırdık diyordu. Kılıçdaroğlu da keza aynı şeyleri söylüyordu. Şimdi o çekincelerin konmasının ne kadar önemli olduğunu görüyor muyuz? O düzenlemeyi kabul eden özel hükümeti de yanlış yaptı. Daha sonra o çekinceleri kaldırdık vesaire gibi ifadeleri kullananlar da yanlış işler yaptı. Şimdi Sayın Albayrak'a söylüyorum, bu yanlışlar, böyle yanlışlar söylendiği olduğu zaman Sayın Albayrak diyor ki bu devlet politikasıydı. Ne devlet politikası? Devletin böyle bir politikası yok. Böyle bir politikası yok. Cevap verebilirim. Bunları tartışalım. Ama Sayın Sanım, evet yani. Çözüm süreci bir devlet politikasıdır. PKK'ya silah bıraktırma politikasıdır. Bu yanlış. CHP'nin de böyle işbirliğidir, seçim işbirliğidir. İki konuşmacı aynı anda konuşuyor, anlaşılmıyor. Sayın Sanım, süremizin de sonuna geldik. Son bir cümle alayım lütfen. CHP'nin kurultayında önemli meselelerden birisi de açılımı biz yaparız meselesidir. Yeniden açılımı gündeme getirme olayıdır. Açılım iflas etmiş bir politikadır. Türkiye onu çöpe atmıştır. Bitmiştir. CHP getirirse onu da çöpe atar. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Sayın Senem. Sayın Albayrak'ı hatırlatırım. Ne devlet politikası? Evet. AKP'nin yanlış politikası. Hayır, çözüm süreci bir devlet politikası. Sayın Senem, bir sonraki programa bırakalım lütfen. Bu tartışmaları süren bitiyor, çıkmak durumundayım. Sayın Albayrak, Sayın Senem. Ha, sonuç vermemiştir. Tamam. Bizler de aklımız var yani. Ne olup bittiğini anlayacak insanlarız. Sen bizi Sayın Senem'le bir yere getirin. Bizi alay etmeyin Sayın Albayrak. Sayın Senem, bu meseleyi de tartışırız ama çıkmam gerekiyor. Süren bitti. Çıkmam gerekiyor ama bu meseleyi tartışalım yine aynı ekiple. Siz de kabul ederseniz. Özcan Hocam da olsun. Bunu Türkiye'nin gündemindeki konu zaten tartışmaya devam edecek. Çok teşekkür ediyorum ben Sayın Mustafa Albayrak'a, Sayın Özcan Yeniçeri'ye, Sayın Onur İste'ye ve Sayın Nusret Senem'e. Değerli izleyenler, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Türkiye'nin sıcak gündemini konuştuk. Bir başka programda yine karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, iyi bayramlar.